Klas Spor TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Merve Kılıç. Alt liglerde mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu tek program Alt Liglere hoş geldiniz. Bugüne kadar bu programı spiker arkadaşım Mert Dokuzoğlu ve scouting Gökalp Metin buraya kadar getirmişti. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sen hoş geldin Merve. Evet, bence de ben hoş geldim. Şimdi öncelikle programın başlamadan kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımızı takip edip bildirimlerinizi açarsanız tüm programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. İnternet sitemizden de yine haberlerimizi takip edebilirsiniz. Burada TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ankara takımlarını konuşurken Bölgesel Amatör Lig, Bayram Akyer Süper Amatör Ligi'ndeki Ankara takımlarının durumlarını da değerlendireceğiz. Önce TFF 2. Lig Beyaz grubunda mücadele eden Hacettepe Spor'la başlayalım. Evet Mert, söz sende. Evet, bu hafta gerçekten ilginç bir hafta oldu Ankara takımları açısından. Geçen hafta da ilginçti, bu hafta da ilginç oldu. Şöyle ki genelde Ankara takımları hep son dakikada gollerini sıraladı. Geçen hafta da çok son dakika golü görmüştük. 90 artlarda hatta Gökalp abiyle konuşmuştuk. Bu hafta da neredeyse tüm takımlarımız galibiyetlerini ya da bir puanı 90. dakikalarda elde etti. Hacettepe de bunlardan bir tanesi. Şimdi 2. Lig Beyaz grupta Hacettepe Lig'e kötü başlamıştı. Ama giderek yükselen bir form grafiği oldu. Biz de bunlara şahit olduk Klas Spor TV olarak yaptığımız röportajlarda. Çok genç bir kadrosu olan takım. Çok genç jenerasyona sahip bir oyuncu topluluğu. Ve o Hacettepe bu kolej havasını giderek her geçen hafta sahaya yansıttı. Ve en son olarak da Pendik Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Çok zor bir maçtı. Pendik maçında bir puan kaybı Hacettepe'yi şaşırtmayabilirdi. Ama Hacettepe'nin aldığı galibiyet çok değerliydi. Şimdi 2. Lig Beyaz grupta 15 hafta geride kaldı ve Hacettepe giderek yükselen form grafiği ile üst üste 3 maç kazandı. Bu gerçekten Hacettepe adına çok önemli. Çünkü alt sıralardan artık tamamen kurtuldu Hacettepe ve üst sıralara ışık yaktı diyebiliriz. Volkan Kılıç 90. dakikada golünü kaydetti. Sonra da oyundan çıktı bildiğim kadarıyla. Değil mi? 90+3'te. Golünü attı ve alkışlattı Avni Hoca. Ve çok güzel bir galibiyet aldı. Pendik Spor'u 1-0 mağlup ederek artık hedefinin playofflar olduğunu bir kere daha göstermiş oldu Hacettepe. Şimdi konuşacağız zaten birazdan Gökalp abinin yorumundan sonra. Çok önemli bir hafta Ankara için. Bakspor'la bir derbi mücadelesi yapacak Beyaz grupta. Bakalım Bakspor mu Hacettepe mi kazanacak, ama Hacettepe'nin iyi gittiğini söyleyebilirim. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı buradan paylaşırsanız Gökalp abiye de soracağım burada, Mert'e de soracağım. Buradan yanıtlayacağız sorularınızı. Evet Gökalp abi, söz sende. Bu zannediyorum 5 hafta kadar önceydi. Tam hatırlamamakla beraber 5 ya da 6 hafta kadar önceydi. Ben çıktım bu şeyde, şu kameraya bakarak dedim ki Hacettepe'yi gördüğümüz, sıralamada gördüğümüz en kötü yerde artık gördük. Daha bir daha da burada görmeyeceğiz. Bu kadar da iddialı konuşmuştum. Sağ olsunlar Avni Hoca ve ekibi, oyuncular yani benim sözümü de yerde bırakmadılar. Çok başarılı bir periyot geçirdiler. Şimdi 2-1 kaybettikleri Samsun maçında da yani çok kötü bir kayıpla geldiler oraya. 90+3'te bu sefer onlar yemişti Samsun'da. Yani liderin bir arkasında Samsun Spor Manisa'yla liderlik savaşı veriyor. Orada da kaybetmeyebilirlerdi aslında ki oyun ona göreydi. Onun dışındaki galibiyetleri zaten arkada işte Şanlıurfa ve Hekimoğlu çok iyi bir periyot yakaladı Hacettepe. Yani ve takım olarak da çok birbirleriyle çok uyumlu, çok iyi anlaşan, hocasıyla çok iyi anlaşan, teknik ekibin bir araya geldiği, hep bir olduğu, bir hedefe doğru yönelen bir oyuncu. Ben bu hafta Avni Hoca'ya işte mesaj attığımda şey dedim. Playoff hesapları baştan yapılıyor artık. Bütün herkes playoff hesabını baştan yapıyor. Şimdi sıralamaya baktığımız zaman şeyde lig sıralamasına baktığımızda Ayça da bize ekrana yansıtır. Hacettepe 11. sırada şu anda. Evet. Ama 20 puanla 11. sırada. Şimdi şeydeki Zonguldak Kömürspor'u 22 puanı var. Zonguldak Kömürspor playoff potasında. Yani 2, 3, 4, 5 playoff oynayacak. Özür dilerim. Burada şey
Tabii 2-3-4-5. 2-3-4-5 oynayacak. 6. Zonguldak Spor'un 22 puanı var. Yani arada 2 puan kaldı. Hacettepe'nin son 2 maçı şimdi Bucks Spor'la oynayacak Ostim Stadı'nda. Zorlu bir maç olacak. Yani Ankara takımları birbirini iyi tanıyor. Evet. Bütün her şeylerini artık biliyorlar. Bucks Spor için de acil puan ihtiyacı söz konusu. Dolayısıyla o zor bir maç olacak. Sonra da Tarsus İdman Yurdu'nu evinde ağırlayıp ligi bitirecek şey Hacettepe. Şimdi çok kötü bir başlangıçtan geldi bu noktaya kadar. 6. haftaya kadar galibiyet yüzü görmemişti zaten. Zannediyorum 18-20 civarında bir şeyi vardı, golü vardı. 18 golü var Hacettepe'nin. Sancaktepe maçına kadar... Averajı da yükseltti. Yok, hayır. Yediği o zaman işte. O 26 golün 18 tanesini ilk 4 haftada 5 haftada yemişti zaten. Zaten ilk 2 maç 10 gol yemişti. Ha, evet 6-0 ve 6-1, 4-0 öyle bir şeyler gittiydi. Şimdi Hacettepe için güzel günler açık. Ama tabii mümkün olduğunca puan kaybına uğramadan bu 2 maçı da kapatırsa özellikle evindeki Tarsus maçı da çok önemli. Hı hı. Ergün Pembe Tarsus'un hocası. Orada da hani aradığını bulamayan bir Tarsus İdman Yurdu var. Bucks Spor ve Tarsus İdman Yurdu'nun arkasından Afşet maçı şey artık. Yeni ikinci devre oynanacak olan maç. 18. hafta. Bu iki maçtan alabileceği puanları alacak ama şimdi takım yerinde, şeyinde makul. Birbirleriyle olan iletişimleri falan çok güzel. Şu anda Hacettepe'de güller açıyor. İşte zaten Gençler Birliği'yle aynı binadalar orada da güller açıyor. Çok mutlu mesut bir şey var. Beştepe var şu anda. Motivasyonları yükseldi bayağı. Tabii tabii. A takımın da yani Gençler Birliği'nin de başarısı onları etkiliyor. Burada önemli olan şimdi önümüzdeki iki maç Başkent Akademi. O maçlardan önce de şu bu haftaki şeyi galibiyeti çok önemli. Bir de sevinçleri çok önemli. Onların görüntüleri de elimizde. İstersen Ayça'dan rica edelim o görüntüleri de versin. Şimdi o şeyin Pendik galibiyetinin bir golünü önemli o Volkan Kılıç'ın attığı gol. Bu son iki haftadır gol atan Muhammed Ali Barutçu da oyuna girmedi. Çok formda bir isimdi aslında. Bekliyorduk oyuna girmesini ama pek tercih edilmedi. Hacettepe'nin gol sevinci değil mi bu? Bu Hacettepe'nin gol sevinci evet. Özür dilerim yok. Bahçette bu maç sonu bu. Şu anda maç sonunu izliyoruz. Erik Dalı oynadıkları mı? Erik Dalı burada. Evet çok güzel bence atmosfer. Herkes yani burada bir kardeşlik havası var. Evet. İki hafta önceydi galiba bir röportajda Ali Eren Kara da şey diyordu. 12 senedir aynı ekip yani ben bu çocuklarla bu arkadaşlarımla 12 senedir aynı şeyi yapıyor. Aynı takımda oynuyoruz. Artık birbirimizi tanıyoruz. Biraz sesi de verebilir herhalde. Ses var mı? Yani artık bir aile ortamı oluşmuş durumda. Ve Türkiye'nin en genç kadrosu. Tabii. Keyifler yerinde. Trabzon'un kol bastısı gibi oldu. Aynen. Ona döndük. Moraller yerinde. Son 3 maçtır da yükselişteydi Hacettepe Spor. Ya şimdi düşer mi düşmez mi diye başlanan bir sezondan geldik buraya. 6. haftaya kadar tek puan aldığı maç Ahmet maçıydı. Evet. Onunla da beraberlikle bir puan almıştı. Evet. Bitişli diyor. Şeye geçebiliriz. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Hacettepe lige geç girdi. Yani özür dilerim. Sezonu geç açtı. Antrenmanlara geç başladı. Kamp yapmadı. Sezon başı kampı yapmadı. Yeteri miktarda hazırlık maçı yapmadı. Mert'le biz başlangıçtaki alt liglerin ilk programlarında konuşurken ben bunu vurguladım ve dedim ki ilk 3-4 maç Hacettepe için hazırlık dönemi olarak kabul edilmeli. Yani lig başlamadan önceki yapması gereken hazırlık maçlarını ligin 3-4 haftasında yapıyor olarak biz bunu kabul edelim. Böyle yürüyelim dedik. Ki ne kadar doğru olduğu da ilerleyen haftalarda işte ortaya çıktı. Buradaki biraz takip, biraz hani izleme, bir de oyuncuların kalitesi hakkında zaten yeterli fikrimiz ve bilgimiz var. Burada bir sıkıntımız yok. Dediğimde oldu gerçekten. O hazırlık dönemini, o kötü dönemi atladıktan sonra Avni Hoca'nın da gelişiyle ki Avni Hoca efsane kaptandır.
o çocukların kapıdan girdiği günü biliyor. Yani o binaya, o sahaya ilk adım attıkları günü biliyor. Her dakikalarında, her saniyelerinde orada olan, onları gören, bilen, seven, böyle despot bir hoca değildir Avni Hoca. Arkadaş gibi bir hocadır. Yani herkes abidir yani. O avantajı çok iyi kullandı. Takım içerisindeki o şeyi, düzeni çok iyi sağladı. Tam da zamanda yapılan bir kan değişikliğiydi. Bir de işe yaradı. Mert, şimdi zaman zaman kullandığım bir sözdür, Victor Hugo'nun sözü. İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Hı hı. Şimdi tamam, Avni Hoca iyi bir hoca. Oyuncularıyla da iyi ama adil. Formayı adaletli dağıtıyor. Formayı adaletli dağıttığı için oyuncudan tepkisi yok. Herkes her şeyi biliyor herkes. Yani ben diyor 11'e çıkarırsam benim hakkımdı, benim yerime onu çıkarttı. Yok ben işte oyuna girmeliydim, girmedim. Hiç o sohbetler yapılmıyor Hacettepe'de. Çünkü ben 2 haftadır antrenmanlarına gidiyorum onların. 2 haftadır antrenmanlarına giderken antrenman başında daha Avni Hoca sahaya girmedenki sohbetlerini de görüyorum. Antrenman başı ısınmayı da görüyorum. İşte antrenmanın en başında bir de şey yapılır Mert. Bir yarışma yapılır gruplara ayrılacağı zaman falan. Müthiş eğleniyorlar. Yani müthiş eğleniyorlar. Orada Avni Hoca etkisini bir kere baştan koyuyoruz. İkincisi çocukların gerçekten birbirleriyle uzun zaman geçirmiş olmalarını baştan koyuyoruz. Bir de şunu söyleyebiliriz ki takım iyi takım. Yani öyle böyle değil. Şimdi ikinci ve üçüncü ligde 15. haftayı tamamladık. 16. haftada da bir Ankara derbisine şahitlik edeceğiz Bakspor'la. Şimdi biraz da Bakspor'un durumunu değerlendirip belki biraz tahminlerde bulunabiliriz. Önce sana atmak istiyorum topu yine. Tamam. Bakspor Gökalp abiyle beraber idmanlarını takip ettik geçen Perşembe günü. Evet, onu da birazdan izleyeceğiz. Ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir röportajdı. Aynen. Güzel bir röportaj oldu ve baktık yani yakından Başkent Akademi Futbol Kulübü'nde görme şansımız oldu. Baktığımızda evet takım birbiriyle arkadaşlıkları çok iyi fakat biraz saha ve zemin koşullarının orada tabii alt ligler olması dolayısıyla da yine birçok kulüpten iyi Bakspor'un şartları ama genel olarak bir saha ve zemin sıkıntıları var. Gerçekten çok iyi şartlarda çalışmıyorlar. Osmanlı Spor'un hemen yanındaki sahalarda hatta orada ekstradan çekim yapma fırsatı da yakaladık. Gerçekten o şartlarda sakatlanmadan çalışmaları bir kere muazzam bir başarı öyküsü. Ama yaptığımız röportajlarda Zonguldak maçının çok zor geçeceğini söylemişti Bakspor'lu futbolcular. Nitekim gerçekten de zor oldu. Gökalp abinin memleketi Zonguldak ve tabii bilmiyorum şimdi duyguları karışık olabilir ama 3-0'lık bir mağlubiyet yaşadı Bakspor. Ama bunu şu açıdan değerlendirmek lazım. Maçın henüz başında yani 9. dakikada Zonguldak Serhat'la öne geçti. Geri kalan 2 gol 90 ve 90+2'de oldu. Yani bu da demek oluyor ki maç 1-0'ken Başkent Akademi beraberlik golü için bastırdı. İkinci ve üçüncü golü kalesinde gördü. Yani 3-0'lık mağlubiyet Bakspor fark yedi gibi gözükmemesi lazım. Tamamen 1-0'dan 1-1'e çevirme amaçlı oynanan maç sonuçta 3-0 oldu. Birazcık Rus ruleti oynadı ve kaybetti bu hafta Bakspor. Zonguldak Spor'da İkinci golü atan bir Yiğit Gökoğlan var. Tabii o da Galatasaray ve Manisa Spor kariyerleri olan, Süper Lig tecrübesi bulunan bir futbolcu Yiğit. İkinci golü o kaydetti. Şimdi bu hafta bence yenilgiden daha önemli Bakspor adına kırmızı kartlar. Çünkü maçın sonlarında biraz da sinirler gerildi. 83 ve 87'de üst üste iki kırmızı kart gördü. Sarı kart sayısı tabii fazlaydı. Kırmızı kart da görüldü yani. Şimdi Bora Taşdemir 83'te, 87'de Muhammed Burak Çelik. Bunlar takım için çok önemli isimler. Takımda direkt ilk 11 oynayan isimler ve bu iki futbolcunun yokluğuyla bir Hacettepe maçı oynayacak. Evet. Durumları da Bakspor'un kötü. 12 puanda. Zaten bir Şanlıurfa var. Şanlıurfa'ya artık herkes düştü gözüyle bakılıyor zaten eksi puanlarda. 12 puanda Bakspor 17. sırada. Anadolu Selçuk Spor da bu sene kazanınca Bakspor'un üstüne geçti ve artık bir Ankara derbisini kazanma vakti geldi diye düşünüyorum ama dediğim gibi eksiklikleri çok. Sen ne dersin Gökalp abi? Şimdi önce bir Zonguldak Spor maçını ben hani yerinde izletebildiğim için bir avantajım var tabii. Hani birçok arkadaşım sağ olsunlar benim için maçı izlediler.
Öncelikle, evet, o kartları da değerlendirmeni istiyorum. Öncelikle bir yoğun yağış altında oynandı maç. Ve zemin çok kötü. Zaten Zonguldak Spor'un Kemal Köksal stadının zemini zaten kötüdür. Orada bir sürü, şimdiye kadar bir sürü kampanya yapıldı. Hadi bunu yapalım, hadi değiştirelim falan diye. Çok zor bir iştir orada. Zonguldak söz konusu olduğu zaman herkesin bir eli ayağı bağlanıyor zaten. Çok kötü bir zeminde oynanmış maç, onu söyleyebilirim. Erken gol bütün takımları bozar. Bak Spor'un da bütün oyun planını erken gol bozdu anladığım kadarıyla. Çünkü yani 1-0'dan sonra arkasından 2-3 gelse anlayacağım ama dediği gibi Mert'in orada uzun süre 1-0'ın üzerinde direndi. İlk yarı %100 bir gol kaçtığını arkadaşlarım söylediler bana. Yani kalecide karşı karşıya olan bir pozisyonda golün kaçtığını. O golün olması halinde Bakspor'un maçı kazanmaya kadar gidebileceğini ifade ettiler. Oyun olarak Bakspor ezilmedi. Kimse yanlış anlamasın. Mert'in söylediği orada altı çizilecek bir şey var. Yani 3-0 bitti. Aa deplasmanda 3-7 falan değil öyle bir şey. Bakspor ezilmedi. Pozisyona girdi. Kalesinde pozisyonu da gördü. Atak yaptı. İşte gol kaçırdı. Her şey oldu orada. İkinci yarı karşılıklı pozisyonların arkasından hani bir türlü gelmeyen gol doğal olarak artık hani 1-0 ile 2-0 arasında fark yok Bakspor için çünkü. Artık yüklendikçe yüklendi. Bu arada işte kırmızı kartlar oyunun dengesini de bozdu iyice. Evet. Onu da ifade edelim. Demorize oldular değil mi? Tabii ki. Yani sadece maç olarak bakmıyor Bakspor'a. Şimdi yani ben açık söyleyeyim, Bora Hoca ile konuşmadık bu hafta. Yani ben özellikle kırmızı kartlardan sonra onun da canına sıkın olduğunu düşündüğüm için programdan önce yani konuşmak istemedim. Bir de maçla hakkında bilgi de aldım yeteri kadar. Zorlamak istemedim en azından. Şimdi bu kırmızı kartların sadece kaybedilen Zonguldak Spor maçıyla bir şeyi yok, bağlantısı yok. Yani 83-87 zaten. Ama bu hafta ancak Hacettepe maçıyla ilgili bir bağlantısı var. Hani kadro zaten çok geniş olamıyor maalesef. Yani bu transferler bir yere kadar, işte bütçe bir yere kadar. Bir de hani bu zemini çektik. Mert biliyor, kötü bir zeminde antrenman, kötü şartlarda bir şey. Bütün bunların ardından gele gele Hacettepe maçına geldik ki Hacettepe şapkamızı çıkarıp Bakspor şapkamızı takarsak Bakspor'un bu maçı kazanması gerekiyor. Bir mücadele söz konusuydu. Öyle, öyle böyle bu maçı kazanması gerekiyor. Yani Ostim'de oynanacak maç. Hacettepe içeride sentetikte oynuyor. Antrenmanlarını çimde de yapabiliyor ama yine de hani bir avantaj mı olacak, yağmur mu olacak, yağış mı olacak, kar mı olacak bilemiyoruz. Havada soğuk olacak gerçi pazar günü ama yani bu maçı kazanması lazım. Bakspor'un bütün planlarını da kazanmak üzere yapması lazım. Şimdi puan durumunu Ayça'dan rica edelim. Tekrar Başkent Akademi 2 puanda, 12 puanda. 1922 Konya 13 puanda, Gümüşhane 14 puanda, Ahmet 17 puanda. Bu arada Ahmet'le ilgili, Ahmet Çorum maçıyla ilgili de bir iki bir şey söyleyeceğim, bana hatırlatın. Ahmet de çıkışta. Ahmet kendi sahasında çıkışta. Şimdi Çorum'dan bir sürü şey geliyor. Yani onu da konuşalım. Şimdi Bakspor'un bu hafta 15'e gelmesi lazım. Konya ve Gümüşhane'nin maçlarından bağımsız olarak. Son hafta Bakspor'un son hafta maçı da Hekimoğlu Trabzon'da. Hekimoğlu Trabzon'da Trabzon'da. O da çok zor bir maç olacak. Ki onlar da playoff potasında. Onlar da playoff zorlayan bir takım. Dolayısıyla şimdi Hacettepe maçında 3 puan alması şart 15. Hekimoğlu'ndan da 1 puan alırsa 16. 16 puan devre arasında biraz rahatlatır. Santrafor eksiği var. Santrafor eksiğini tamamlar bir ara transferde. Makul uygun bir santrafor olur. Belki hani bir oyun kurucu daha falan şey yaparsa ikinci yarıya daha mantıklı, daha makul bir kadroyla girebilir. Onun beklentisi içerisindeyiz açıkçası. Ya bu maçla ilgili Ankara derbisiyle alakalı Bakspor'un şiddetle puana ihtiyacı var. Biz de zaten hani iki Ankara takımın, tüm Ankara takımlarını tutuyoruz. Taraf tutmak doğru değil. Ama ben bu maçta Hacettepe'yi çok şanslı görüyorum. Çünkü artık Hacettepe gözünü karartmış playoff için. Ben Hacettepe'nin bir de Bakspor'un eksiklikleri göz önüne alındığında rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Yani normal şartlar altında dediğimiz sisteme göre evet doğru söylüyorsun. Ama şartlar artık normal değil Bakspor için. Ben de Bakspor'un öyle veya böyle bu maçtan puan alacağını düşünüyorum.
1 puan mı, 3 puan mı, o konu hani çok muallak, henüz o kısım biraz karışır ama ya beraberliğe yakın bir maç diye düşünüyorum ben. Bakspor erken gol yemezse zaten, onu söyleyeyim, erken gol yemezse beraberliğe götürür. Tutabilen, oyunu tutabilen bir takım. Evet, erken gol yemezse beraberliğe götürür. Hatta galibiyete bile götürebilir. 90'da yediğini 90'da da atabilir. Bir önceki maçta Sancaktepe'ye 2-1 attığı gibi. 90+'da golünü attığı gibi. Yani burada önemli olan stratejiyi doğru kurmak. Büyük ihtimalle Baro Hoca sağlam savunmayla ilk yarıyı geçirip ikinci yarı 60'tan sonra oyunu yükseltmek isteyecektir eksiklerinden de dolayı. Hacettepe'de bunun karşısına bir strateji koyar mutlaka. Çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Sonucuyla ilgili tahmin çok zor çünkü gerçekten ikisini de çok seviyorum takım olarak. Ankara takımlarına hep Mert'in de söylediği gibi yani hepsi başarılı olsun istiyoruz ama işte karşı karşıya oynadıkları zaman da bir derbi olduğu zaman da işte beraberlik de baka çok yaramıyor şimdi. Hani evet. Beraberlik desem hani ne şiş yersin ne kebap diyeceğim ama o da yaramıyor. Artık ne diyelim, kısmet neyse olsun. İkisi de bizi temsil ediyor nihayetinde. Tabii. İkisine de başarılar diliyoruz. Umarım devre arasında da ikisi de güzel puanlarla girerler. Şimdi VTR'miz hazırsa eğer Ayça ile Emre'den onu rica edelim. Tamam, girebiliriz o zaman. Başkent Akademi Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bora Marangoz yanımızda. Bora Hocam, Bakspor sezonu aslında kötü başladı. Ama son iki maçtır toparlanan bir Bakspor var. İnegöl beraberliği ve son dakikada gelen Sancaktepe galibiyeti. Evet. Ve bu haftada bir Zonguldak-Kömürspor maçı var. Evet. Bakspor genellikteki konumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani öncelikle tabii buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Şimdi takımın genel durumunu şöyle değerlendirmekte fayda var. Biz zaten geçen seneden beri özellikle bu konuda Abdülkadir Dişçi Başkanımızın inanılmaz bir gayreti ve şeyi var, çabası var. Çünkü genç bir kadro. Sonuç itibariyle baktığımız zaman tecrübe anlamında biraz daha az maç oynamış oyuncu grubundan kurulu bir kadromuz var. Bunun da zaman zaman tabii dezavantajlarını yaşıyoruz. Ama dediğim gibi başkanın gençleşmeye yönelik projesi geçen sene itibariyle hayata geçti. Bu sene de biz üstüne koyarak devam etmeye çalışıyoruz. Tabii genç oyuncularda zaman zaman maçlarda sıkıntılar oluyor. Bazı pozisyon hataları yaşıyoruz. Bunlardan dolayı maç kaybettiğimiz zamanlar da oldu. Ama genç oyuncuları bu şekilde oynatarak ancak hatalarını devamlı yapacaklar ki bu hataları en aza indirdikten sonra zaten belli bir seviyeye gelmiş olacaklar. Biz de sezonun ilk 3 haftasını aslında çok iyi başladık. İşte bir Şanlıurfa galibiyeti, Sarıyer deplasmanındaki son dakika penaltı kaçırdık. Orada 90+'da artık temlih penaltısı gibiydi. Berabere kaldık, geldik içeride. Yine Samsun'la inanılmaz bir tempoda bir maç oynadık. 2-0'dan 1-0'dan 1-1 oldu. 2-1 öne geçtiler. 2-2 yaptık. Son 10 dakika falan bayağı bir pozisyonlarımız vardı. Olmadı. Sonraki süreç bizim için bir sancılı geçti. Tabii o arada bir Türkiye Kupası oynadık Ankara Demir'le. Biraz da tabii burada kadro genişliğinin, derinliğinin az olmasında bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Bunları tabii bir yerlere bağlayabiliriz ama sonuç itibariyle bu kulübün zaten 2 senedir başkanın da bu proje anlamında vermiş olduğu emekleri, gençleşmeye yönelik hedefleri bence meyvelerini veriyor. Bizim için amaç burada öncelikle takımın bulunduğu yeri koruması, bulunduğu ligi koruması, daha sonra genç oyuncuları bu ligden daha üstliklere vermek. Amaç bu. Bunu da geçen sene itibariyle biz başardık aslında. Geçen sene biz de burada Sonar Gönül vardı. Keçiören Gücü'ne verdik onu. Çok iyi de bir sezon geçirdi. Bu sene bu takımda da bu hedefi yakalayacak oyuncular var. İnşallah onlar da o seviyelere gelirler. Tabii burada da şu önemli. Biz oynadığımız maçları en az riskle kapatmak zorundayız. İnegöl maçı bizim için iyi bir puan oldu deplasmanda. Burada Sancaktepe haftalardır yenilmeyen bir takım vardı. O takımı 3 puanla alarak evine boş göndermiş olduk. İyi bir maçtı. Çocuklar çok iyi bir performans gösterdiler. Şimdi önümüzde Zonguldak spor maçı var. Onlar da haftalardır istedikleri sonuçları alamıyorlar. Biz biraz moralli gidiyoruz ama tabii futbol bu. Ne zaman ne olacağı belli olmaz ama ben oyuncuların performansından göstermek
göstermiş oldukları saha içerisindeki çabadan son derece memnunum. İnşallah Zonguldak maçı da bizim için böyle bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz de hocam Alt Ligler programında Bakspor'a her hafta yer veriyoruz. Bugün de tesisleri ziyaret etme şansımız oldu. Bir özverili bir çalışma var. Gerçekten imkanlar kısıtlı olsa da gerçekten futbolcular hem genç hem de o özveriyi sahada gösteriyorlar. Son maçta da Sancaktepe maçında gol sonrası 90+5'te gelen gol sonrası bir bütünleşme anı yaşandı. Gol sonrası. Biz de bunu ekranlarımıza taşıdık. Ve sezon başından beri de açıkçası Gökalp Metin'le beraber Bakspor'un şanssızlık yaşadığını, pozitif bir futbol oynadığını düşünüyoruz. Evet, bu özveri hakkında ve bütünleşme o gol anını anlatır mısınız? Yani şimdi söylediğim gibi burada belli bir proje var. Bu projenin mimarı Abdülkadir Dişçi ve devam eden bir süreçte de bize de elinden geldiğinin fazlasını hem bize hem oyuncu grubuna desteğini esirgemiyor. Bu desteği de biz arkamızda gördüğümüz zaman bu bütünleşme ister istemez sağlanıyor. Şimdi oyuncuların da burada hedefi var. Zaten o genç oyuncunun hedefi üst lige gitmek. O üst ligde de hem istediği PR'ı yakalamak, hem kulübüne kazandırmak, hem kendi kazanması. Şimdi burada gerçekten özverili bir çalışan bir grup var. Özverili çalışan bir başkanımız var. Malzemecimiz, masörümüz, herkes, elinden gelen teknik ekip, onları da kenara atamam. İnanılmaz özverili çalışıyoruz. Çünkü biz bu işte başarılı olmak zorundayız. Oyuncunun ne kadar hedefi varsa bizim de kendimize göre hedeflerimiz var. O yüzden bunlar böyle bir bütünleştiği zaman başarı geliyor. Şu an puan olarak belki istediğimiz durumda olmayabiliriz ama oyun olarak gerçekten istediğimizin daha üstüne çıkacak bir takım var burada. İnşallah onu da ilerleyen haftalarda göstereceğimize inanıyorum ben. Daha iyi yerlerde görmek dileğiyle hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkent Akademi Futbol Kulübü'nün İdmanını takip ediyoruz Klas Spor TV olarak ve yanımızda Bakspor'un önemli oyuncularından tecrübeli oyuncu Kerem Şeras yanımızda. Kendisini Ankara Gücü Gençler Birliği, Osmanlı Spor, Kasımpaşa gibi takımlardan da tanıyoruz. Özellikle futbol severlerin başkent takımlarında yıllarca oynamış çok tecrübeli bir oyuncu. Kerem Şeras, genel olarak Bakspor'un ligdeki konumu nasıl gidiyor ve hedefler nelerdir? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim, şimdi bulunduğumuz durumdan biz çok memnun değiliz. Yani burayı hak ettiğimizi de düşünmüyorum. Ama ben tabii ki takım arkadaşlarımıza, işte hocamıza, arkadaşlarımıza güvendiğim için yani bu şeyden çok tedirgin değilim. Çünkü oynadığımız futbolu biliyoruz, bilinçli futbol oynuyoruz. Tabii yaptığımız bireysel hatalar oluyor, takım olarak yaptığımız hatalar oluyor. Bunların neticesinde bu durumdayız ama baktığımız zaman hani İyi bir gidişatımız var. Oyun anlamında söylüyorum. Ve tabii bunları da skora yansıttığımız zaman hak ettiğimiz yeri alacağımızı düşünüyorum. O seviyeye de geleceğiz. Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz tabii ki. Tabii bunun için de skor elde etmeniz gerekiyor. İnşallah onları da tamamlarsak zaten çok iyi bir konumda olacağımızı düşünüyorum. Yıllarca Süper Lig'de oynadınız. İkinci Lig'le Süper Lig arasındaki farklar, bir de ikinci Lig'in en önemli ihtiyaçları nelerdir? Açıkçası ben onu merak ediyorum. Şimdi ikinci Lig'in ile Süper Lig arasında gerçekten uçurum var. Hatta PTT ile Süper Lig arasında da gerçekten çok ciddi bir uçurum var. Futbol anlayışı olarak, pozisyon olarak. Tabii bu ligde daha çok koşuyorsunuz. Ben gerçekten Süper Lig'de o kadar çok koşmuyordum. Ya buraya da biraz mantaliteyi yaymak lazım. Yukarıdaki kaliteyi buraya indirmek lazım. Gerek kulüp seviyesi olarak, gerek idman olarak, gerek mantalite olarak. Bunları yakalarsak, kalite anlamında buraya gelirse zaten bu seviye, gerçekten ileride Türkiye'nin geleceği adına çok iyi futbolcular çıkacağını düşünüyorum. Çünkü çok eksiklikler var. İnanılmaz derecede. Yani tesis olarak da. Tabii tesis olarak da, bakış açısı olarak da çok özür diliyorum. Yani bazı insanları tenzih ediyorum. İnsan kalitesi de çok önemli burada. Bu seviyeye ulaşırsa kalite anlamında. Kalite çok şeyi kapsıyor. Genel anlama getiriyorum ben. Çok şey kazandırır. Öyle düşünüyorum ben. 2008-2009 sezonunda da bir anınız olduğunu hatırlıyorum. Onu sizden ayrıntılı bir dinlemek istiyorum. Ya şimdi ben Gençler Birliği'nde devre arasında bir ayrıldım. Kadro dışı kalmıştım. Ankara Gücü'ne gittim. Mustafa Kaplan burada gel oyna dedi. Orada kalma dedi. İdmanla olmaz bu iş dedi. Ben de Ankara Gücü'ne kiralık gittim. Ankara Gücü'nün durumu da çok kritikti. Genel para anlamında olsun, gerek kulüp anlamında olsun çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Düşme potasındaydı. Biz oynadığımız dönemde bayağı üst seviyeye çıkardık. Bir hafta kala ligde kalmaya garantiydi Ankara Gücü. Son hafta Antalya Spor'a gidiyorduk. O dönemde de şimdi ben Gençler Birliği'nde sözleşmem var. Kiralık burada oynuyorum. Gençler Birliği, Konya, Ankara Spor, işte Antalya Spor düşme potasında. Biz Ankara Gücü olarak rahatlamıştık. Şimdi Antalya'ya gittik. Herkes bizi arıyordu işte şöyle yapın böyle yapın falan. Ya şimdi diyorum Allah Allah diyorum.
Gençler Birliği kümeye gidecek. Ben burada burayı kurtardık. Aşağı ikinci lige gideceğiz. Çünkü önümüzdeki sene oraya döneceksin. Ya aynen oraya dönecektim. Neyse ki işte maç şartları çok farklı olunca Gençler Birliği kümede kaldı. Yani benim için çok zor bir dönemdi yani. Öyle de bir daha yaşanmadı değil mi Süper Lig? Aynen bir daha da öyle bir durum olmadı. Allah kimseyi düşünmesin, zor bir durum yani. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ ol. Bakspor'un genç stoperlerinden Hasan Genç yanımızda. Hasan öncelikle seni bir tanıtalım. İsmim Hasan, soyadım Genç. Stoper oynuyorum. Geçen sene 1461 Trabzon'dan geldim buraya. Bu sene buradayım. 3 senelik bir profesyonel sözleşme imzaladım. Şu anlık durumum bu. Bu sene de gayet iyi maçlarda forma şansı buluyorsun. Bakspor'da da kötü gidişat vardı sezon başında ama son iki maçtır bir toparlanıldı, 4 puan kazanıldı ve 12 puana yükseldi Bakspor. Genel olarak ligdeki konumunuzu nasıl değerlendiriyorsun? Ligdeki konumumuzu sıralama olarak hak etmediğimizi düşünüyorum. Oyunumuz sıralamamızın üstünde bir oyun. Sonuç elde edemedik, puanlar toplayamadık. Bunun sıkıntısını yaşadık. Ama olur, çözülür bunlar. Yani 2 haftalık güzel bir sürecimiz var. 4 puan topladık. Bundan sonra da puanlar toplayıp takımı en üst sıralara taşımayı düşünüyoruz. 90+5'te de gelen bir gol var Sancaktepe'ye karşı. Aynen Ahmet'in işte 90+5'te attığı güzel bir gol var. Bize iyi geldi. 3 puanı getirmesi iyi oldu. Bir puana üzülürdük içeride. İyi oldu, 3 puan bizi mutlu etti. Başarılar diliyorum. Ankara'yı 2. Lig Beyaz Grup'ta temsil eden Bakspor son hafta Sancaktepe'yi 1-0 mağlup etti. 90+5'te de golü yanımda gördüğünüz Ahmet Sun kaydetti. Ahmet, o golü ve genel olarak Bakspor'un ligdeki konumunu nasıl değerlendirirsin? Golü şöyle anlatayım ben. Son dakika gelmesi ya bir mucize gibi bir şey oldu. Beklemiyordum öyle bir top. Yani son dakikaya kadar enerjimi de tüketmiştim zaten. Yani ben de anlamadım. Top gelince artık bütün inancımı şey yaparak geçtim adamı, vurdum. Çok şık bir çalım attın. Hiç kaleye bile bakmadan vurdum açıkçası. Yani çünkü gücüm bitmişti. Son gücümü yani bütün enerjimi tüketerek vurdum orada. Sol ayağınla attın evet, golü. Evet. Peki sol ayağını nasıl değerlendiriyorsun? Sol ayağımla daha çok golüm var diyebilirim size. Sağ ayağım çok şey değil. Çünkü pozisyon icabı sol ayağıma daha çok geliyor. Hı-hı. Daha çok golüm var. Ligdeki konumumuz da yani bence hak ettiğimiz yerde değiliz. Çok iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum ben. Üçüncü bölgeye kadar çok iyi geliyoruz. Ama gol sıkıntılarımız oluyor. İşte arkadaşlarıma sürekli söylüyorum ama şöyle söyleyeyim. İyi başlıyoruz. Her maç öyle. Kaybettiğimiz maçların hep öyle. İyi başlıyoruz. Hatta öne geçiyoruz. Sonradan bir şeyler oluyor. Yeniliyoruz. Talihsizlikler, hatalar falan. Hani yapmayacağımız şeyler oluyor. Mucize gibi dönüyor maç yani. Elimizdeki maçlar dönüyor. Ligdeki konumumuz bence hak ettiğimiz yer değil. Daha ama iyi yere son gelin. İki maçta da bir toparlanan Bakspor görüyoruz. Zonguldak Kömürspor'la oynayacaksınız. O da bir şehir takımı ve seyirci desteği var. Hedef nedir? Yani zor olacak. Zemin olarak da yağışlıymış. Bayağı zor bir zemine gidiyoruz. Zonguldak takımı da çok iyi. Benim izlediğim kadarıyla Zonguldak çok iyi takım. Yani iyi hazırlanırsak zorlanacağımızı düşünmüyorum ben. Gerçekten takımımız iyi o yönde. Peki Ahmet, bir gol krallığı gelir mi? 6 gole ulaştın. 6 gol inşallah gelir yani, ben inanıyorum buna. İkinci devre yani 3 maç var önümüzde, hala gol atabilirim tabii ki ama ikinci devre daha çok hedefim var. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, bu güzel röportajla ilgili biraz sonra görüşlerini alacağız Mert'ten ve Gökalp abi'den. Ama onun öncesinde bir bilgi aktarmak istiyorum. Ziraat Türkiye Kupası maçları devam ediyor ve TFF 1. Lig'de bizi temsil eden Keçiören Gücü Yeni Malatya Spor deplasmanında. Maçın devre arasına girildiğinde 2-0 Yeni Malatya Spor önde olduğu bilgisi geldi. Onu da buradan aktaralım. Mert, senin bu video ile ilgili söyleyeceklerin var galiba. Evet, ondan önce Keçiören Gücü ile ilgili şunu söyleyebilirim. Kupada tabii 2-0'lık mağlubiyet şimdi devre arasına girildi. İkinci yarıda maçı döndürebilir mi Keçiören Gücü bilinmez. Tabii kupa ne derece artık Keçiören Gücü adına önemli. Çünkü ligde çok iyi gidiyorlar. 33 maçtır yenilmediler Aktepe'de. 21 puana çıktılar. Artık Süper Lig hedefleyen bir kulüp. Keşke kapılarını bize de atsa Keçiören Gücü diyelim. Bir daha hatırlatalım. Klaspor'u açmadılar evet, şu ana kadar. Evet, bir sistem olsun buradan artık. Röportajla ilgili de Başkent Akademi Futbol Kulübü'ne bir kez daha teşekkür ediyoruz.
bekliyoruz. Kapılarını bize açtığı için. Kerem Şeras da benim Süper Lig'de takip ettiğim ve çok beğendiğim bir futbolcuydu. Onunla röportaj yapma onuruna eriştiğim için çok mutluyum. Kendisi Ankara Gücü'nde, Gençler Birliği'nde, Antalya Spor, Kasımpaşa gibi kulüplerde oynamış bir futbolcuydu. Bu arada yorumlarımız da var. Yusuf Altıok başarılar dilemiş, iyi yayınlar dilemiş. Ankara takımlarını Süper Lig'de görmek istiyoruz demiş. Biz de öyle istiyoruz. Temennimiz bu yönde. Burak Oral harika görünüyorsunuz, iyi yayınlar demiş. İhsan Dokuzoğlu yine iyi yayınlar dilemiş. Ali Emre de iyi yayınlar dilemiş. Buradan da hepsine selamlar gönderiyoruz. Abi sen o Çorum Spor'la ilgili bir şey söyleyecektin. Onu evet. Not almıştım. Evet. Şimdi ben Çorum'dan izleyicilerimiz var. Biliyorum onlar zaman zaman soru da sorarlar bize. Onlar sormadan ben söyleyeyim. Bu Ahmet Deplasman'ın da 3-2'lik bir mağlubiyeti var Çorum Spor'un. Şimdi 8. dakikada bir kırmızı kartı var Çorum Spor'un. Maçın tamamını neredeyse 10 kişi oynamış Çorum. Maç sonunda bir Ertuğrul Sancak Tutan'a da kırmızı kart var. İlk gol penaltı. Ahmet Spor gol atmış. Yani tabii olabilir. Herkes hani yeniliyor bir şey de diyemiyorum ama Ahmet Spor'un şöyle bir istatistiği var. Bunu paylaşmak istiyorum ben. Ahmet Spor evinde 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Deplasmanda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyeti var. Ahmet Spor evinde bayağı bir şey yapan, ne diyelim, bayağı bir başarılı olan, puanlar alan ama deplasmanda 7 maçta 16 gol yiyen, kendi evinde 8 maçta 6 gol yiyen, yani orada bir evinde ve de dışarıda oynadığı maçlarla ilgili bazı problemler var. Ben Twitter'dan takip ettiğim, oradan gelen mesajlarda Ahmet Spor maçında Çorum Spor'un hakkını yendiği üzerineydi. Tabii maçı izleyemedik, bilmiyoruz nedir ne değildir, hı hı. Haberimiz yok. Ama sadece Çorum Spor'a yapılmış bir haksızlık olmuyor bu sonuç itibariyle. Eğer bir haksızlık varsa, bir haksız 3 puan varsa sadece Çorum Spor'un haksızlığı değil bu. Yani bu Bak Spor'u da ilgilendiriyor, bu Hacettepe'yi de ilgilendiriyor, bu 1922 Konya Spor'u da ilgilendiriyor. Yani bu konuda benim bir soru işaretim var. Daha yakından takip edeceğim bundan sonra bu kısmı. Hı hı. Onu da ifade edeyim. Bunu da bildirmiş olalım buradan. Bak Spor'la ve Hacettepe Spor'la ilgili söyleyecekleriniz bittiyse kırmızı grubumuzdaki temsilcilerimize dönebiliriz. Ankara Demirspor'la başlamak istiyorum. Ligin güzel bir yerinde kendisi. En son Bandırma Spor'la bir deplasmanda karşılaşma yaşadı ve beraberlikle sonuçlandı. Önce bunun hakkında biraz yorumlarınızı almak istiyorum. Daha sonra da oynayacağı maçla ilgili birazcık bilgi almak istiyorum. Evet, Ankara Demirspor, Ankara takımları açısından en başarılı kulüp. Bütün ligler düşünüldüğünde şu an en iyi giden takım Ankara Demirspor. Biz de maçlarını büyük bir keyifle takip ediyoruz. Zaten Bahattin Hoca'yla sürekli bir yazışma ve konuşma halindeyiz. Evet, maçları da çok takip ettin sen. Maçları da takip ediyoruz. Hocamız da aramız iyi. Kendisine de selamlar yollayalım. Ankara Demirspor çok önemli bir fikstürü artık geride bıraktı. 3 maçlık bir periyottu. Tuzla Spor'u deplasmanda mağlup etti. Ardından Kırşehir Belediyespor'la kendi evinde 2-0'dan maçı verdi diyebiliriz. Yani 2-2 talihsiz bir sonuç oldu. Ben araya gireyim. 2-0'dan beraberlik oldu. Maçı da Kırşehir Belediyesi vermedi, hakeme verdi. Evet, hakemle aslında oldu. Geçen hafta da bunu değinmiştik. Evet. Aslında puanı çalındı. Ankara Demirspor'un 2 puan çalındı geçen hafta. Bu hafta da bu zorlu periyodun 3. maçı Bandırma Spor'la oynadı ve son dakikada bu haftada şans yüzüne güldü Ankara Demir'in. 90+2'de Serdar Eylik penaltıdan golünü attı ve bu 3 zorlu maçta 5 puan çıkarmasını bildi Ankara evet. Demirspor. Şimdi puan durumuna baktığımızda 30 puanlı bir Ankara Demirspor görüyoruz. 31 puanlı Tuzla Spor ve Bandırma Spor var. Bandırma Spor'un da bu hafta tek golünü Batuhan Karadeniz attı. Türk futbolunun kanayan yarası, kaybolan bir futbolcusu Bandırma Spor'da kendini buldu diyebiliriz. Ligde hala mağlubiyeti yok Bandırma Spor'un. Namağlup giden tek takım. Şimdi Ankara Demirspor adına Gökalp abi yine ayrıntılı değinecektir ama şunu söylemek istiyorum. Bu önündeki iki maç çok önemli.
Niğde Anadolu ve Kardemir Karabük Spor'la beraber oynayacak. Bu iki takım da 17. ve 18. sırada bulunuyor. Dolayısıyla buradan çıkarılacak 6 puan Ankara Demir Spor'un devreyi lider bitirmesi demek. Ben Bandırma Spor'un ve Tuzla Spor'un bu iki maçta puan kaybedeceğini kesinlikle düşünüyorum. Bunun yanında bu ilk 8 takım arasında kırmızı grupta bu haftanın kazananı Bayburt Özel İdare Spor oldu. Çünkü 7 takım puan kaybetti. Bayburt kazandı. Bayburt için işler iyi gidiyor bu hafta açısından. Onu da belirtebilirim. Ankara Demir Spor gerçekten artık önü açık, zorlu periyot bitti. Üst üste 2 galibiyetle devreye mutlu girebilir. Evet, ben Bahattin Hoca ile konuştum. Bahattin Hoca bana dedi ki, şimdi dedi bir puan aldım diye herkes beni tebrik edecek ama dedi, biz bu maçta dedi çok gol kaçırdık dedi. Ya adamlar elimizden kaçtı dedi. Yani bayağı iyi bir futbolun arkasından berabere kalmış. Ben de kendisine şey söyledim, yani şimdi ilk 4 sıradaki takımlarınla oynadı. Yani kendisi ilk 4'ün içerisinde, kendisi dışındaki 3 takımla üst üste oynadı Ankara Demirspor. Tuzla Spor'u deplasmanda yendi, çok büyük bir moral. İçeride Kırşehir Belediyespor'u yani sahadan sildi diyeceğim. Hakemi silemediği için orada bir beraberlik söz konusu. Bandırma Spor'u beraberliği, orada da iyi oyunla beraberlik aldık dedi hoca. Ben de ona şey söyledim, ya bunun bir de Ankara'sı var. Yani bunlar bir de toplanıp Ankara'ya gelecekler sezon sonuna doğru ikinci devrede. Bir kere ikili averaj söz konusu olduğu zaman ikili averajda Kırşehir Belediye dışındaki diğer iki takım da üstünlüğü olacak şeyin. Ankara Demirspor'un. Kırşehir Belediyespor için de şöyle söylüyorum, zaten lig sonuna kadar eğer Kırşehir Belediyespor şampiyonluk potasında kalmaya devam ederse kırılacağı maç Ankara Demirspor maçı olur. Çünkü gerçekten çok başarılı bir futbolu var Ankara Demirspor. Yani ben geçen hafta Kırşehir Belediye maçını izledim. Yani Ankara Demirspor ilk maçından beri ben aynı şeyi söylüyorum. Bodrum Belediye maçına gittim ben ilk. Üçüncü haftaydı galiba. Bodrum maçı birinci hafta. Birinci hafta. Birinci hafta 3-2 kazanmıştı. Bodrum Belediye maçından beri aynı şeyi söylüyorum. Sahaya hükmediyor Ankara Demirspor. Ya aslında Ankara Demirspor oyuncuları tabii yani haklarını yemeyelim ama hoca sahaya hükmediyor. Yani Bahattin Hoca sahada ne yapılması, ne olmasını istiyorsa sahada onu koyuyor sahaya. Hucuma çıkıyoruz hep beraber. Hadi arkadaşlar bir zahmet diyor. Hep beraber bir hucuma, bir baskıya giriyor da bir nefes aldırmıyor. Bir takım şeyleri beceriyor. Sonra diyor ki ya çocuklar yoruldunuz, biraz dinlenin artık. Hadi biraz çekilelim diyor. Hadi birinci bölgeye, ikinci bölgeye çekiliyor takım. Rakip biraz top yapıyor. Topla pas yapıyor. Bir şeyler yapıyor. O arada bir takım fazla rahatlayıp da bir gol pozisyonu falan bulursa rakip, Bahattin Hoca kızıyor. Size bu kadar dinlenmek yaramadı. Hadi bakalım biraz daha ileriye çıkalım diyor. Yani 90 dakikanın temposunu Bahattin Hoca kendisi belirliyor gibi ben kenardan hissediyorum. Hı hı. Yani bunu yaptığı müddetçe de bu oyun tarzıyla, bu oyuncu kalitesiyle, bu oyun felsefesiyle Ankara Demirspor Süper Lig'in birinci ligin en büyük adayı. Evet, öyle gözüküyor. Ama hakemle ilgili iki şey var, iki puan kaybı var Ankara Demirspor'un. Kırşehir Belediyespor'daki şey bizzat şahit oldum. Yani arada kalan bir topa iki oyuncu birden kaydı. Penaltı çaldı. Yani bu buna faul yapmış olabilir, bu buna faul yapmış olabilir, bu çarpışma olabilir. Buna penaltı çaldı. Peki. Sonra durum 2-2 iken gol pozisyonunda tam açıdan seyrediyorum. Yani benim bulunduğum yerin tam karşısı olarak düşün. Buradaki çekmeyi ben görüyorum. Hakem benim önümde, yardımcı hakem. O da görüyor. Orta hakem 5 metre geride. O da görüyor ve çalmadı penaltıyı. Şimdi bu hakem unsurunu parantez içine alarak söylüyorum. Hakem unsurunu bir şekilde sokabilirsek eğer Ankara Demirspor birinci ligin en büyük adayı. Ya bir Sivas zaten Belediyespor maçı vardı Gökalp abi, hatırlarsın. Yani onu sen izledin, ben yoktum orada. Ya gerçekten birlikte gitmiştik. Birlikte hatta seninle evet, beraber seyretmiştik Merve. Ya gerçekten ilginç bir maç değil miydi? Evet. Resmen evet, bir takımın hakkı çalındı. İşte orada çalınan 3 puan belki şu an 33 puanla liderdi Ankara Demir. Oradaki haksızlık çok açıktı zaten. Evet. Şimdi Mert'in söylediği orada bir şey var. Evet, Cendere'den çıktı. Niğde Anadolu Karabük maçı var. 6 puan büyük ihtimal. Demotivasyon diye de bir şey var. Yani hı hı, bu 3 maça gerçekten iyi konsantre oldu takım.
Çok üstün bir oyun oynadı. Futbolunu sahaya yansıttı. Nasıl olsa alırız dediği an kaybeder. Yani Nida Anadolu... Kolay lokma olarak görmemesi lazım biraz da, değil mi? Nida Anadolu Altın Ordu'nun pilot takımı, Altın Ordu FK'nın pilot takımı genç oyunculardan kurulu. Şimdi evinde oynayacak, burada oynayacak Nida Anadolu'yla ama bu çocuklar düşmek kalkmak meselesi değil de hani yukarıdaki takımdan puan çalmak her zaman çok keyifli olur. Yani sıralamadaki yerine bakarsanız belki hani şeyi çok önemsemiyor gerçi. Altın Ordu da çok önemsemiyor. Yani nasıl olsa kurtarırız şeyi var. Ama puan çalmayı çok isteyeceklerdir, onu söyleyeyim. Yani kibirli bir oyun sergilemedikleri sürece 3 puan garanti gibi, değil mi? Kibirli oyun sergilemedikleri sürece 3 puanı alırlar. Ama kibire düşerlerse 1 puan mı alırlar? Puansız mı girerler soyunma odasına? Yani şeyi hatırladım. Büyük bir hayal kırıklığıyla dönebilirler. Altındağ Belediyespor'un Karbel Belediyesi ile oynadığı maçta ne oldu? Herkes liderdi, liderlikten oldu. Altındağ Belediyespor haftalardır kaybediyordu. Lider olan takımı önemsemedi ve mağlubiyetle döndü. Evet. Bu futbolda yaşanan şeyler. Alt liglerde yaş ortalamaları daha düşük, daha şeyler farklı. Bunlar karşılaşılabilir. Gerçi ben eminim ki Bahattin Hoca yani şimdiden onun tedbirini almıştır. Şeye gitmiştir. Çocuklarla toplantılarını yapmıştır oyuncularıyla vesaire ama yine de hani biz de burada üzerimize düşen kısım bunu hatırlatmak. Kesinlikle. Çünkü biz Ankara Demirspor'un başarısını ve şampiyonluğu istiyoruz. Şampiyonluk şeyinde önümüzdeki hafta, önümüzdeki ikinci devrede Karabük son maç içeride. O maçın arkasından artık birinci ligdeki bir Ankara Demirspor için orada bulunmak istiyoruz. Hep beraber inşallah bu ekip bir kalkar gideriz, orada bir kutlamalara da katılırız. Beklentimiz o yönde. Allah kolaylık versin. Yani kolay bir şey değil. Evet. İnşallah başarılı bir şey bekliyoruz Ankara Demirspor'dan. Bahattin Hoca'ya da buradan başarılar diliyoruz. Takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Etimesgut Belediyespor'a geçelim. Kırmızı grubun bir diğer temsilcisi. Şimdi Etimesgut Belediyespor'a biraz da ligin beraberlikler takımı diyebilir miyiz sizce? Yani son maçta da öyle oldu. 9 beraberlik gözüküyor. Hasan Kartal birlik ve beraberliğin takımı diyor. Evet. Ama gerçekten yerinde bir tespit. Üst üste 4. beraberliğini aldı. Evet. En son Tuzla Spor'la beraberlik yaşadı. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bunda da son dakika golleri var yani. Evet. Ben başlayayım, sen mi başlarsın? 90+4'te bir gol var mesela. Evet. Etimesgut Belediyespor bir türlü bunu kıramadı. Biz hep Gökalp abiyle programda konuştuğumuzda bundan önceki beraberliklerde evet birazcık burun kıvırabiliyorduk. Ya tam kazanacağı hafta keşke kazansaydı, o 2 puanı da cebine koysaydı ekstradan diye düşündüğümüz, konuştuğumuz çok oldu. Ama bu haftaki beraberlik, Gökalp abinin özellikle bir sözü vardı ki hani alınacak beraberlik çok önemli. İşte şu an hani alacağı bir puan çok önemli demişti geçen hafta. Nitekim Etimesgut Belediyespor son dakikada da olsa bu puanı aldı. Buradan çaldığı puan Ankara Demirspor'un da işine yaradı. Evet. Çünkü direkt rakibi Tuzla Spor ligde ikinci. Umut Sönmez de öne geçti Tuzla Spor 75. dakikada. Aslında maçı ortada gidiyordu. 90+6'da Berat Tosun, ki Süper Lig kariyeri bulunan bir oyuncu. O da Berat bu arada. Onu da söyleyeyim, sen Beratları seviyorsun. 90+6'da Berat Tosun 29 tane Süper Lig kariyeri maçı bulunan bir futbolcu. Çok da potansiyelli ve bir şeyler beklenilen bir futbolcu. Nitekim golünü attı ve 1 puanı çaldı. Şimdi Etimesgut Belediyespor adına bu Ankara Demirspor'un yaşadığı fikstürü yaşama zamanı. Çok önemli 2 maç daha yapacak. Bu hafta Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacaklar. Ondan sonra da Bandırma Spor'la oynayacaklar. İlk periyoda 1 puanla başlanılması çok iyi oldu. 18 puana çıktı Etimesgut Belediyespor. Ve 7 puanlık bir fark var Eyüp Spor'la. Yani düşme potasıyla arasında 7 puanlık fark da azımsanmayacak bir puan farkı. Artık Etimesgut Belediyespor belki playoff'tan uzak kaldı ama düşme korkusu da yaşayacağını düşünmüyorum.
Kırşehir zorlayacak mı sence? Ya Kırşehir Belediyespor kendi evinde de oynayacak aynı zamanda Etimesgut. Yani rahatlıkla Etimesgut kazanır diyemiyoruz. Çünkü sanırım Offspor'dan sonra Yeni Ordu Spor'dan sonra profesyonel liglerin en fazla berabere kalan takımı yanılmıyorsam Etimesgut Belediyespor. Evet. Yeni Ordu Spor'un 12 beraberliği var. Etimesgut'un da 8 ya da 9 oldu. 9 mu? 9. Bu haftayla 9. birlikte 9 oldu. Yani çok azımsanmayacak rakamlar. Ben yine bir beraberlik bekliyorum. Çünkü Kırşehir Belediyespor'da deplasmanlarda beraberliği oynayan bir takım. Bir de Etimesgut Belediyespor sanırım tek mağlubiyetini, kendi evindeki tek mağlubiyetini Ankara Demirspor'la yaşadı. Evet, derbide kaybetmişti. Bu da bir işaret olabilir belki. Evet. Evet Gökalp abi, sen ne düşünüyorsun? Hoca değişikliğinden sonra yani Adnan Şentürk Hoca beraberlik periyodunun arkasından ayrıldığı takımdan Turan Hoca geldi. İlk maç Eyüp Spor'u deplasmanda 2-1 yendi. Deplasman galibiyeti aldı Etimesgut Belediye. Ondan sonraki 4 maçını berabere ve 4 maçını 1-1 bitirdi. Dörtlü bir serisi var. Uzun süredir yenilmiyor aslında. 1, 2, 3, 4, 8 haftadır yenilmiyor Etimesgut Belediyespor. Ama Mert'in söylediği şey tabii katılıyorum. En değerli bir puanını aldı bu hafta. Bu en değerli bir puanından kasıt Tuzla Spor gibi şeyin puan tablosu önümüze gelirse demin Ankara Demirspor'un üçlü zorlu işte tablosunu konuşurken İşte Tuzla, Bandırma, Kırşehir. Tuzla, Kırşehir, Bandırma. Bu üçlü. Şimdi bu üçlüyle Etimesgut Belediyespor başladı. Lig sonuna kadar bu üçlüyle oynayacak. Tuzla Spor'la beraber kaldı. İçeride Kırşehir Belediyespor maçı var. Dışarıda Bandırma Spor maçı var. Yani bu iki maçtan alacağı her bir puan Etimesgut Belediyespor için başarıdır. Tartışmasız. Yani Kırşehir Belediye içeride yener mi? Yani 8 haftadır yenilmeyen bir takım. Yenilir mi? Yenilmemesi lazım. Yener mi bilemiyoruz. Ankara Demirspor karşısındaki Kırşehir Belediye kötü bir oyun performans sergiledi. Etimesgut Belediyespor yenebilir de. Yani ama işte 4 hafta üst üste beraberlikler var. Bir de Tuzla Spor beraberliği dediği gibi 90+4'te Berat'ın golüyle geldi. Berat Tosun da uzun zaman sonra ilk 11'de forma buldu Etimesgut Belediyespor'da. Yani alacağı her puan değerli. 3 puan şu 6 puanlık 2 seride 3 puan alırsa playoff'a çok yaklaşır. 1 puan alırsa az yaklaşır ama küme düşme potasıyla ben zaten bir alaka kurmuyorum Etimesgut Belediyespor'da. Yani 7 puanlık da bir fark var. Belli bir yapısı var, belli bir şeyi var. Yani bunu tahmin etmiyorum. Ama burada hani playoff'a doğru nasıl ilerler? Playoff'a doğru ancak şeyle ilerler. Şimdi 5. sıradaki Bayburt Özel İdare'nin 27 puanı var. 6. Kastamonu'nun da 27 puanı var. Etimesgut'un burada puanı 18. 9 puan farkı var şeyle arasında. Playoff potasıyla arasında. Bu 9 puan fark ikinci devre kapanır mı? Kapanır ama ikinci devre 9 değil de 6 puan 5 puan bırakırsak keşke bırakabilsek ama çok zor iki maç. Dediğim gibi alacağı her puan çok önemli. Çok çok önemli. Ya sadece artık kendisi için değil, sözünü kesmeyeyim. Sadece kendisi için değil, Ankara Demirspor için de çok önemli. Şampiyonluk yolundaki rakipleriyle oynuyor Ankara Demirspor'un. Alacağı her puan, atacağı her çelme aynı zamanda Ankara Demirspor'un önünü açan bir unsur olacak. Evet. Ama o üçlü artık bozulmaz gibime geliyor. Düşme potasındaki son üçlü artık bozulmaz. Onlar üçü de küme düşer gibime geliyor. Biraz fark açılmaya başladı çünkü. İkincilik burası ne olacağı belli olmaz. Karışır mı diyorsun? Yani devre arasından sonra da birazcık önemli. Çünkü nasıl hazırlanacaklar, transfer nasıl bir şey bekliyor. Transfer var arada. Evet. Yani her şey değişebilir orada. Etimesgut Belediyespor yapacak transfer. Eyüp Spor da yapar. Elazığ Spor da yapar. Uşak Spor da yapar. O arada şey yapılacak şeyler önemli bir aslında. Bir santrafora ihtiyacı var bence Etimesgut'un. Kesinlikle. Berat ilk 11 başlamış bakalım belki Berat kazanılır tekrardan. Yani devam edebilirse ne mutlu Berat'a. Evet. Evet, Etimesgut Belediyespor için söyleyecekleriniz bittiyse TFF 3. Lig 1. grup takımımız Çankaya FK'dan bahsedebiliriz. Çankaya FK ligin 6. sırasında 23 puanı var şu anda. En son maçı da Serik Belediyespor'la oldu ve galip oldu maç sonucunda.
Goller de çok enteresandı gene. Son dakikalarda gelen goller var. Ve iki golü atan kişi de oyuna sonradan dahil olan isimler. Bu maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi daha demin o bir Karbel örneği vermiştim ya. Onun ihtişamına bu hafta Serikspor kapıldı. Serikspor liderdi. Çok iyi top oynuyorlardı. Organize futbol oynuyorlardı. Gerçekten değerli bir takım. Ama Çankaya'yı muhtemelen küçümsediler. Çankaya'nın da yeni orduyla belki beraberliği aldatmış olabilir ya da Sultanbeyli mağlubiyeti aldatmış olabilir onları. Çankaya çok önemli bir galibiyet aldı. Serik Belediyespor'u lideri yendi ve liderlikten etti. Yeni lider Anagolt 24 Erzincanspor oldu 3. lig 1. grupta. Şimdi Çankaya zaten ligde çok iyi giden bir takım. Puan durumu da ekranlarımızda 6. sırada bulunuyor. 23 puana çıktı bu galibiyetle. Yeni ordu maçında teptiği playoff şansını bu maçla beraber toparladı. Ve önemli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Muharrem Canlı yeni teknik direktörü Çankaya Futbol Kulübü'nün. Muharrem Canlı yönetiminde de bir kan değişimi işe yaradı ki demek ki ilk maçında galibiyet elde etti. Onlara da biz 3 hafta önce gitmiştik. 3 hafta önce bir röportaj gerçekleştirmiştik Çankaya Futbol Kulübü ile. Şimdi bu zorlu periyodu geçirdi. Bundan sonraki maçları yine Çankaya adına önemli. Şimdi 5 maçta alınan 10 puan. Bu çok önemli. Yani 5 maçta alınan bir 10 puan var. Ve pazar günü de hemen gerisindeki Karbel Karaköprü ile oynayacaklar. Bir puanlık fark. Şimdi bu maç çok önemli olacak. Çankaya'nın bir puan kaybı ya da bir mağlubiyeti playoff potasından yine uzaklaştıracak Çankaya'yı. Ama alınacak bir galibiyetle artık ilk 6 geri kalan takımlardan kopmuş olacak. 26 puana çıkacak. Çankaya'nın ben iyi gittiğini düşünüyorum. Özellikle sağ tarafı çok iyi kullanıyorlar. Yani sağ bek ve sağ açık organizasyonu, sağ kanattan gelişen atakları iyi organize ediyorlar. Cemre Atmaca'nın da önemli bir gol katkısı evet. var. Bu hafta da zaten 83'te Mustafa Serkan attı. 90+1'de Cemre attı. 66. dakikada oyuna girmiş ayrıca. İşte bu da oyuncu değişikliklerinin ne kadar doğru olduğunu, Muharrem Canlı'nın oyuna ne kadar canlılık getirdiğini, soyadı gibi canlılık getirdiğini gösteriyor. Cemre Atmaca da bence kesinlikle bu lig için, bu ligin üstünde bir performans gösteriyor diyeyim. Yani 2-0 da bitebilirdi ama 90+3'te karşı o sadece skoru geldi. Değiştirdi. Aynen, skoru değiştirdi. Evet Gökalp abi, sendeyiz. Evet, Ostim Stadı'nda maçı izledim. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Şimdi bir kere Muharrem Canlı'ya hayırlı uğurlu olsun. Muharrem Hoca'yı çok severim. Hukukumuz eskidir, sohbetimiz vardır. Biricik oğlu Ata Demir'i ayrı severim, o da beni ayrı sever. Böyle çok yılda iki kere görürüm Ata'yı ama gerçekten böyle sarıla sarıla bir hal oluruz. Yanaklarından öpüyorum. Muharrem Hocama da selamlar, saygılar. Şimdi maç şöyle geçti. Cemre Atmaca bu takımın işte kaptanı modundadır. O yedek başladı. Talha Reşat Bulut bizim röportaj Çankaya Spor antrenmanına gittiğimiz zaman işte 3 oyuncuyla biz röportaj yapıyoruz. Bir tanesi ben Talha Reşat Bulut'u aldım. Yedek olmasına rağmen onu aldık. Geleceği açık bir oyuncu zaten. 98 doğumlu, genç işte. Fizik yapılı. 11 başladı. Çok mücadele etti. Yani iyi mücadele etti. En azından onu söyleyebilirim yani. Bayağı kavga verdi sahada. İtti, kalktı, koştu, aldı, geri koştu, bir şeyler yaptı. Şu bu. Özellikle ikinci yarıda, birinci yarıda da söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarıda Çankaya Spor zaten oyunun hakimiydi. Yani biz hiçbir zaman ya bir gol yeriz, maçı kaybederiz falan diye tribünden düşünmedik. Yani kim, etrafımda yöneticileri de vardı. Eski futbolcular da vardı. Hani bir sürü arkadaş grubuyla beraber izledik. Hatta Mert Çankaya Spor antrenmanında röportaj yaptığın Aras'la beraberdik. Oyuncu değişikliklerine kadar beraber konuştuk. O çıkar, bu girer, şimdi ön libero alır falan gibi. Çok iyi. Çok keyifli. Ama gerçekten oldu. O da geleceğin futbolcusu oldu. Bayağı oyunu da okuyor yukarıdan, ciddi ciddi böyle. Eleştiriyor 6 numara 8 numara. 2008 doğumlu çocuk, 12 yaşında. Bayağı çatır çatır sahayı anlatıyor size yani. Sonra 66. dakikada işte Muharrem Hoca bir hamle yaptı. 2 oyuncu oyun aldı. 2 oyuncuyu dışarıya çıkardı. Bir tane bu gollerden önce bir ters top atılsa Cemre'ye çok rahat pozisyondaydı.
O ters top gitmedi. Gol gecikti onun yüzünden. Bir 5-6 dakika daha geç kaldı. Serkan'ın attığı golde asisti yapan Cemre zaten. Yani Cemre Atmaca burada bir gol bir asistle oynadı maç içerisinde. Bu sefer ters topu aldı sol tarafa doğru. Aldığı topu önüne indirdi. Biraz devam etti. İçeriye kesti. Serkan ayağını koydu. 1-0. İlerleyen dakikada 90+'da bu sefer benzer bir hareketi kendisi gol yaptı Cemre. Çok başarılı bir performans gösterdi. Çok iyi bir hamle oyuncusu. O da Trabzon altyapısından gelmişti yanılmıyorsam. Bilemiyorum, Cemre'ye bakmadım açık söylemek gerekirse, ama çok başarılı bir performans gösterdiğinin farkındayım. Yani takım genelde iyi oynadı. Yani maçtan sonra ben Metin Meral Hoca'yla da konuştum. Yani geçtiğimiz 3-4 haftada takımın başında çıkan Metin Hoca'yla da konuştum. İşte takımın genel bir yapısı var. Sağ bek, sol bek iyi. Yani al ikincilik de oynat, al birincilik de oynat. Hem Ahmet Eren solda 88 numara, hem Salih Sarıkaya sağda 17 numara. İki beki çok iyi. Oyuna katkıları çok iyi. Hatta Salih'in bir hücum atraksiyonu vardı. Defansın arkasına sarktı. Yüksek bir top geldi. Yüksek top geldi ama işte müdahalesini zamanında yapamadığı için gol olmadı, ama çok nefis bir şey atak yaptı oraya ofsayttan kaçarak. Yani çok başarılı bir oyun oynadı. Muharrem Canlı'yla da gerçekten takıma canlılık da gelmiş. Onu da söyleyebilirim. Yakında o zaman bir röportaja gidelim abi. Muharrem Hocam'la biz her zaman yaparız onu. Sorun olmaz. Gölbaşı'na kadar seve seve de giderim. Seve seve de o röportajı yaparım. Çankaya Spor'la ilgili biz 5-6 hafta önce burada düşer düşmez tartışması yapıyorduk. Hani potaya yakın ne olacak bu Çankaya'nın hali konusunu yapıyorduk. Sonra işte İlker Hoca ayrıldı. Metin Meral Hoca geldi. O bir toparladı Tokat deplasmanından. Puan, galibiyet, bir seri galibiyetler geldi. Puan aldı. İçeride bir Sultanbeyli'ye yenildi. Sonra da Yeni Ordu beraberliği. Zaten o maçın berabere bileceğini sağ Sultan duymuştu. Yani 10 küsur berabere kalmış takım evinde. O da gene beraberliğe bağladı. Selik Belediye çok sinirlendi. Yani hiç beklemediği bir şey. Beklemiyordu, evet. Maç sonrasında da bir sürü nümayiş arbede kendi içlerinde yalnız. Hı hı. Öyle bir sıkıntılar falan oldu işte. Şimdiye kadar hiç rastlamadım bir şekilde mesela. Ostim çıkışta polis Ostim stadının şeyini boşalttırdı. İşte otobüsün çıkışını sağladı falan. Çok manasız bir şeyler. Liderlik alerji yapmış olabilir ben. Yani şimdi Ankara Demirspor için söylediğim şeyi ben Serik Belediyesi için de söylüyorum. Kolay evet, maç yok. İşte kibirli oyunun kolay sonuçları. Maç yok. Ya Merve şöyle ifade edeyim, yani şimdi Serik Belediye oynar atamaz. Çankaya bir tane gol atar, çok üzülürler. Hani anlarım. Serik Belediye Spor top oynamadı. Gol pozisyonu neredeyse yok. Yani bir veya iki tane gol pozisyonu var çok dar bir zaman içerisinde. İki dakikada iki pozisyon buldu. Onun dışında pozisyonu yok. Oyunun hakimi tamamen Çankaya Spor FK. Yani ne oynamasını istiyor, ne oynamak istiyorsa onu oynadı. İtirazı da yok. Tıkır tıkır da top oynadı. Yani şu aşamada Serik Belediyespor nasıl lider olmuş da nasıl lider kalmış? O da o tartışılır normal şartlarda. Çünkü Çankaya, yani o maç için söylüyorum. Pazar günü için söylüyorum. Yani sahaya kimse resmi o maçı lider Çankaya'dır. Serik'in lider olma sıfatı yoktu yani. Çok da güzel toptu. Biraz da hani nasılsa yeneriz düşüncesiyle girdikleri o, için. O işte biraz olmuyor. Evet. O düşünülenden çok daha fazla zarar veriyor. Çünkü maçın kaçıncı dakikasında gol atmayı hayal ediyorlarsa, hani yeneriz, fark atarız falan var ya, o dakika geçtikten sonra bir şey başlıyor. Bir telaş başlıyor. Yani kendi oyunlarından uzaklaşıyorlar ondan sonra. Bu 10. dakikaysa 10. dakikada başlıyor bu. Hani ikinci yarı 80'den sonra biz kazanırız diyen adam 80'e kadar gelir kendi topunu oynar, ama bu kolay görünen maçlarda şimdi attık, ha attık, birazdan atamıyorsunuz. Yani karşınızda sizin 11 tane adam var, yani sizle aynı seviyede, aynı şekilde. Dolayısıyla bu hani kolay görme, basit görme işleri bugün Şampiyonlar Ligi'nden U12 hazırlık ligine kadar her takımın sorunudur. Kolay görmeyeceksin. Her maç kendine özeldir. Çıkacaksın. Karaköprü'yü yenebilir mi abi? Evet. Çok da yakın yerlerdeler aslında. Bir puan var. Vallahi şimdi
bizim Engin'in maç tahmini gibi kalbim gönlüm işi. Yani yener mi? Yener. Niye yenmesin? Yenemeyecek hiçbir şey yok. Çünkü gerçekten çok pozitif bir futbol oynadı. Onu söyleyebilirim. İçeride hani çok rahat bir top oynadı. Biraz hava şartları burada önemli. Dört galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyeti var evinde Karbel'in. 8 attı, 4 yedi. Az gol yiyor. 14 puan toplamış. Zor maç. Bu şey, benim söylediğim iç saha istatistiği, az önce söylediğim iç saha istatistiği. İç sahada daha başarılı bir takım. Az gol yiyor, bir de 10 gol yemiş. Az gol yiyor. Evinde de 4 gol yemiş. Yani 7 maçta 4 gol yemiş evinde. Maç başına yarım gol gibi bir şey. Gene olay Talha Reşat Bulut'la Cemre Atmaca'nın performansında. Orta sahanın desteğini aldıkları zaman kanatlardan da özellikle soldan Ahmet Eren, sağdan Salih Sarıkaya ile sızmaları gerçekleştirebilirler. Vallahi ben hani sırtımda yumurta küfesi yok. Ben söylediğim zaman çok sıkıntı olmuyor ama Çankaya Spor yener ya Karbeli. Genelde zaten tahminlerin tutuyor. Ya evet. Yani ben bir kere gönlüm yenmesini istiyor. İki, gerçekten oyunlarını çok beğendim. Hı hı. Şimdi Metin Hoca'yı da ayrı tebrik etmek lazım şimdi. Yani takımda İlker Hoca ayrıldıktan sonra o takımı dik tuttu, diri tuttu, oyunun içerisinde tuttu. Puan sıralamasının içerisinde tuttu. Önemli katkıları oldu ki. Çünkü Muharrem Hoca salı günü geldi. İşte cumartesi, pazar günü maça çıktı. Yani iki antrenmanla takıma verebileceklerini belirli. Bu mimarlarından bir tanesi de Metin Hoca, Metin Meral Hoca. İyi de bir uyum yakalarlarsa şeyin hiç şansı kalmaz. Ben söyleyeyim. Metin Hoca tekrar eski görevine geri mi döndü? Tabii. Yani kulübede Metin Hoca yine olayın içerisinde duruma hakim. Ben iyi bir ekip olacaklarını, iyi bir iletişim kuracaklarını düşünüyorum. Çankaya Spor'u da bir yukarıya atabilirsek ne mutlu bize. Evet. O zaman buradan onlara da başarılar dileyelim ve 3. gruptaki temsilcimiz Altındağ Belediyespor'u konuşmaya başlayalım. Şimdi aslında Altındağ Belediyespor birazcık düşme potasında diyebiliriz yani. 16. sırada 15 puanı var. Son maçında da talihsiz bir mağlubiyet yaşadı. 1-4 olarak Modafen'e yenildi. Bu maç hakkında söyleyecekleriniz neler? Şimdi Altındağ Belediyespor, bir tabir var ama kullanmak doğru mudur bilmiyorum. Biraz jeton, oyuncak hikayesi gibi. Altındağ Belediyespor'un performansı çok gelgitleri olan bir takım. Şöyle ki gelgitleri olan bir takım. Aslında son 5 maça baktığımızda 4 tane mağlubiyet alan bir takımdan bahsediyoruz. Altındağ Belediyespor buraları hak etmeyen bir takım. Yani 3. haftayı düşündüğümüzde bu takım liderdi. İlk 3 sıradaydı. 4. hafta bittiğinde ilk 3 sırada bulunuyordu. Ne oldu Altındağ Belediyespor'a? Bir sürü işte yönetim krizi yaşandı. Teknik direktör, futbolcu krizleri, ödemelerin gecikmesi. Bir yönetimsel boşluktan dolayı Altındağ Belediyespor bu hale düştü. Şimdi buradan nasıl kurtulacağının konuşulması lazım. Geçen hafta, ya iki hafta önce lideri deviren bir takımdı Altındağ Belediyespor. Biz de dedik ki işte Altındağ geri döndü. Çünkü çok iyi bir oyuncu grubuna sahip. Tahir Babaoğlu gibi bir oyuncuları var. Uğur var. Ama ne yazık ki Altındağ Belediyespor bunun devamını getiremedi. Şimdi Modafen'e 4-1 kendi evinde alınan mağlubiyet kabul edilebilir bir olay değil. Ve ilk dakikalardan son dakikaya kadar gol geldi. Evet, yani yayılan bir goller vardı. Ve Modafen de aslında küçümsenmemesi gereken bir takım. Çünkü 3. lig, 3. grubun son bir ayının en formda takımı. Üst üste 4 galibiyet aldılar. Onlar da çok kötü başlamıştı ligi ama seri galibiyetlerle Altındağ geride bıraktı. Şimdi 4-1 alınan mağlubiyet fikstürde kolay gözükmüyor Altındağ için. Ve düşme potasına da artık girdi. Nasıl kurtulur? Altındağ Belediyespor'un ilk önce bunu bir masaya yatırması lazım. Çok önemli yıldızları var. Acaba takviyeler yapılacak mı devre arası? Çünkü bu kadro belli ki ihtiyaç var. Yani belli ki transfere ihtiyaç var. Şimdi 19 puanlı Halide Edip Adıvarspor'la karşılaşacaklar cumartesi günü. Kesinlikle kazanması gereken bir takım. Makası birazcık daraltması lazım. 4 puanlık bir fark var rakiple. Bunu 1'e düşürebilmesi lazım.
Hayırlısı olsun yani, Altındağ Belediye için işler diğer Ankara takımlarına göre daha zor gözüküyor sanki. Evet Gökalp abi, Modafen maçı için sen neler söyleyeceksin? Şimdi Modafen çok formdaydı, evet. Yani belli bir grafikle geldi, oraya kadar yükseldi ama Altındağ Belediyespor'un sorunu Modafen'le değil. Altındağ Belediyespor'un sorunu kendisiyle. Yani 3. haftayı 3. sırada 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puanda geçen Altındağ Belediyespor 15. haftada 16. sırada. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var. Mert biraz bahsetti. Öncelikle Altındağ Belediyesi profesyonel futbola para harcama konusunda çok istekli olmadığı için bu parayı başka yerlerde değerlendirelim düşüncesinden hareketle takımın yönetimini devretti. Takımın adı Altındağ Belediyespor ama artık yönetimi başka şeylerde. Ve bu bir süreç oldu. Yani birkaç aylık bir süreç yaşandı. Bu süreç zaten bir kere öncelikle futbolcuların kafasını karıştıran süreç bu oldu. Üçüncülükten onunculuğa kadar, 10. 12.liğe kadar düşüşteki süreç buydu. Ondan sonra işte bir kongre yapıldı. Yeni yönetim geldi. Gökalp abi, rejiden söylediler. Bir son dakika haberi var. İsmet Taşdemir Osmanlı Spor'la anlaşmış. Mustafa Dalcı yerine İsmet Taşdemir. Bu arada ben de İsmet Taşdemir'le ilgili şunu söyleyeceğim. Hangi maçtı? En son gittiğimiz bir futbol maçında hangisi? O kadar çok maça gidiyoruz ki o da tribündeydi. İsmet Hoca'nın hatta bir selam verecektim. Yanına uğrayacaktım. Çok ilginç oldu. Ankara Gücü'nün eski hocası. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet abi, kusura bakma. Estağfurullah. Devam edelim. Estağfurullah. Şimdi 10. 12.liğe kadar olan gelen şeyde, düzende bu kafa karışıklığı çok etkiliydi. Sonra yönetim değişti. Bir iki hafta sonra Hakan Hoca ayrıldı. Hakan Hoca ile yollar ayrıldı, Hakan Demirkan'la. Sonra işte yeni Mert Hoca diye herhalde zannediyorum, Mert Kahraman. Çok yanlış biliyorsam özür diliyorum kendisinden. Takımı o çıkartıyor. Bir ödemelerle ilgili problemler oldu. Oyuncularla ilgili bir problemler oldu. İşte verilen sözler oldu. Tutulamayan sözler oldu. Yani böyle bir garip durum oldu orada. Gele gele şu anda işte düşme potasına kadar geldi. Şimdi yeni yönetimin yeni yönetim gelince, bakın Ankara Gücü'nde bu yeni yönetim söz konusu olduğu zaman herkesin aklında diyor ki işte transfer yasağını kaldıracak, borçları yapılandıracak, bir şekle sokacak. Yani yeni yönetim yeni bir şeylerle gelir. Altındağ Belediyespor'un yeni yönetimi belli bir mali güçle anladığım kadarıyla gelmedi veya gelemedi. Sorunları çözen bir mali yapıya ulaşamadı. Tabii bu iki aylık süreçte mali sorunları biriktirdi, onu da ifade edelim. Haksızlık da yapmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu mali yükü, biriken mali yükün altından henüz kalkılabilmiş değil Altındağ Belediyespor'da. Ne olur ne gider bilemiyorum ama Altındağ Belediyespor buradan eğer küme düşerse gerçekten çok çok üzülürüm yani. Gerçekten çok üzülürüm. Çünkü ben, yani hak etmiyor. Çubuğa ben defalarca maç izlemeye gittim sezon başından beri. Yani takımın yapısını da biliyorum. Şimdi orada çok gerçekten çok değerli futbolcular var. Şimdi Uğur mesela 9 golü var galiba. Gol krallığını oynuyor. Barış Bozdil ki sezon başında Menemen Spor'a gidecekti. Birincilik topçusu aslında. Yani o derece kaliteli. Barış Menemen Spor işte para konusunda sıkıntıya düşünce tekrar Altındağ geri döndü. Muzaffer var Osmanlı Spor'dan. Kiralık aldıkları oyuncu. Hüseyin İriç var mesela. Ön libero, yani gözü kapalı birincilikte oynatırım. O kadar başarılı işler yapıyor. Yani çok kaliteli oyuncuları var. Tek tek saymakla da bitmez. Ama bu oyuncuların ritmi bozuldu. Ritim bozukluğu da bu sonucu getirdi. Gerçekten çok üzülüyor. Yani, bakın Bakspor belli bir noktada, hani düşer düşmez vesaire Bakspor'a bakıyorsunuz. Altından Belediye'nin puanı Bakspor'dan daha fazla belki ama Bakspor'un buradan hani her an şu iğmeyi yakalayabileceği, her an dipten yukarıya çıkabileceğine dair bir ışık her zaman var. Altından Belediyespor'da oyuncu anlamında bu ışık var ama sahaya yansıyan bir şey yok. Hı hı.
tedirginim. Biz hani takımlarımızın, profesyonel ligdeki takımlarımızın hem sayısının artmasını hem de lig atlamalarını, lig yükseltmelerini beklerken burada küme düşen bir üçüncülük takımımızın olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Yani sayı inşallah arttırmak yerine düşmek kötü olur. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Şeyi diye nasıl yorumluyorsun Gökalp abi, merak ediyorum. İsmet Taşdemir'in Osmanlı Spor'un başına geçmesi. Osmanlı Spor'un problemi hoca problemi değil diye söylerim. Yani hoca problemi değil Osmanlı. Ben şimdi keşke cuma akşamına yaptım hazırlığı ben Osmanlı Spor'la ilgili. Osmanlı Spor'un maçını izledim. Bir daha izledim. Neler neler olduğunu gösterdim. Cuma günü maça çeyrek kala da Osmanlı Spor'u biraz geniş çalışırız. Sen de bizi desteklersin orada. Osmanlı Spor Erzurum deplasmanında böyle ince ince falan da değil. Bildiğin kalın kalın doğrandı. Kalın kalın doğrandı. Keşke o şeyi çıkarsaydım. Mustafa Dalcı oyundan atıldı. Mustafa Dalcı oyundan atıldı. Oraya kadar daha neler var? Yani kırmızı kart var. İki tane kırmızı kart var. Kırmızı, bir tanesi kırmızı penaltı. Bir tanesi kırmızı kart kalecinin. Şimdi ikisini de vermiyorsunuz. Durum 2-0. Yani 2-1 yapacaksınız. Kırmızı kart penaltı olacak. Rakip 10 kişi kalacak. Maç belki 2-2'ye dönecek. Zannediyorum kalecinin kırmızı kartı 1-0'da. Yani Erdem araya koşu yaptı. Topa dokundu. Kaleci Erdem'i biçti. Topa önce kaleci dokundu diye sesini çıkarmadaki ama bariz gol şansı ve kırmızı kart. Yani Osmanlı Spor'un sorunu hoca sorunu değildi. Nasıl olur bundan sonrasını bilmiyorum. Ama hoca değişiklikleri bazen çok olumlu etkiler yapar. Bazen çok kötü etkiler. Altındağ Belediyesi de çok kötü etkiledi mesela. Yani o değişim Altındağ Belediyesi'ni çok kötü etkiledi. Ankara Gücü'nü de şu an için tutmadı. Gençler Birliği'nde işe yaradı. Etimesgut Belediyespor'da hiç fark etmedi. Yani Adnan Hoca çok berabere kaldığı için gönderildi. Ya yollar ayrıldı. Yollar ayrıldı. Şimdi hoca geldi. 4 tane üst üste 1-1 maçı var. Beraberlik beraberlik seri halinde gidiyoruz. Yani bu bir kumar. Hoca değişikliği bu saniyede. Şimdi ligin bitmesine kalmış orada 3-4 hafta devre arasına. Şey açılacak mı, transfer tahtası açılacak mı belirsiz. Alttan gelen oyuncuların durumu belirsiz. Hani ne olacak bilemiyorum. Önce Altındağ Belediyespor için söyleyeyim. Küme düşerse çok üzülürüm. İkincisi Osmanlı Spor için söyleyeyim. Başına bir şey gelirse çok üzülürüm. Ben de şunu eklemek istiyorum. Gökalp abiyle hafta sonu Keçiören Gücü maçındaydık. Keçiören Gücü Altınordu maçında. Ya gerçekten birinci ligdeki bence yani bu haftanın en güzel maçıydı diyebilirim. Bol pozisyonluydu. Maç 2-1 bitti. Keçiören Gücü kazandı. Altınordu'yu 2-1 yendi ama maçın yani 5-5, 6-5 gibi sonuçlarla bitmesi lazımdı. İki takım da çok fazla sayıda kaçırdı. İşin ilginç yanı neydi biliyor musun? Nerede? Altınordu takımı 6 deplasman maçında 1 gol atmış. Keçiören zaten az gol atıyor, az gol yiyor. Biz maçı hani Mert'le gidiyoruz, takip edeceğiz yakından, yerinden izleyelim falan. Hani şey bekliyoruz yani biraz telefonda oynarız. Hani işte 0-0 biter. Sıkıcı bir maç olur falan. Nasıl bir tempo? Nasıl bir tempo? Hatta ben şeye sordum yani maç sonu şeye sordum, Hüseyin Hoca'ya sordum. Biz hani sizden böyle çok zevksiz maç oldu. Yağmur gibi pozisyon oldu. Ne farkı ne diye. Onu da zaten yayınladık. Video aynen şeyimizde var. YouTube kanalımızda var. Hatırladım. İsmet Taşdemir de tribündeydi. Evet. Keçiören Gücü maçında. Evet. Evet. Altındağ Belediyespor önümüzdeki maçı da Halide Edip Adıvar Spor'la gerçekleştirecek. Daha sonraki maçlarını görebiliyor muyuz? Son iki hafta. Vallahi olacak. Halide Edip Adıvar Spor'u yenmesi lazım. Yani artık bir yerden dönmesi lazım. Sonra Malatya Yeşilyurt Belediye ve Gölcük'le zaten Gölcük'le ikinci yarı başlıyor. İkinci yarı. Halide Edip Adıvar deplasmanından 3 puan alması lazım. Ben söylüyorum yani bu kolay bir şey değil. Bir nevi artık ölüm kalım maçı. Yani aslında aralarında galibiyet anlamında çok bir fark yok ama puan olarak birazcık fark var. Halide Edip Adıvar Spor'la Altındağ Belediyespor arasında. Bakalım onlara da başarılar diliyoruz buradan. TFF 2. Lig, 3. Lig'deki temsilcilerimizi konuştuk. Biraz da amatöre gelelim.
Daha önce de burada konuşmuştum amatörü. Bölgesel amatörlükten başlayabiliriz. Hazırsa eğer listesi, onu da ekranlara yansıtalım. Ankara TK'yı galibiyeti sürdürüyor ikinci sırada şu anda. Bu hafta Keçiören Bağlum kazandı. Evet. Çubuk Spor kazandı. TK'yı berabere kaldı. Haymana Belediye Spor kaybetti. Bu haftanın en önemli maçı Haymana Belediye Spor'un Kırıkkale ile oynadığı maçtı. Acaba kötü gidişatı devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Haymana gerçekten kötü gidişata devam ediyor. Belki lidere yenildi ama son takımın küme düştüğü bir statüde Haymana Belediye Spor 14 puanda kaldı. Çubuk Spor'un galibiyeti çok önemliydi. Çubuk Spor 15 puanda ve diğer Bağlum Spor'a da baktığımızda da bunlar akabinde birbiri ardına sıralanıyor. Çok önemli bir Göynük Belediyesi galibiyeti aldı Keçiören Bağlum ve 16 puana çıktı. TK'ye nazar boncuğu olsun. Berabere kaldı Karadeniz Ereğli ile ve 23 puanda artık 8 puanlık da bir fark oluştu Kırıkkale ile. Kırıkkale muhtemelen artık liderliği bırakmayacak gibi gözüküyor ama TK'yi de tebrik etmek gerekiyor. TK'yi profesyonelde de göreceğiz gibi. İnşallah. Bu gidişle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok istikrarlı devam ediyor çünkü. Yani 11. hafta 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra devre arasına gireceğiz. Ankara TK'nin bir şeyler yapması lazım burada. Yani 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Kırıkkale Büyük Anadolu'nun 10 galibiyet, 1 beraberliği var. Puan farkı 8. Burada TK'nin işi zor. Yani şampiyonluk yaşaması için öncelikle Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'un bir şeyin içerisine girmesi lazım. Bir kaosun içerisine girmesi lazım puan anlamında. Ankara TK'nin de yükselmesi lazım. Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Birol Akkaya Hoca ile beraber 2 galibiyet aldı üst üste. Birol Hoca ile çalışmaya başladıktan sonra şahsen çok sevdiğim bir hocadır zaten Birol Hoca. Umalım ki buradan yükselişine devam eder. En azından hani şu Ankara takım 1-2 ilk 2 içerisinde Ankara takımları arasında ilk 2'de kalır. Güvenim de var kendisine. Çubuk Spor evet ve Haymana Belediye. Haymana Belediye 1-0 yenildi Kırıkkale Büyük Anadolu'ya. Orada aslında puanlar birbirine çok yakın hala. Yani şu anda Ankara takımları için hani şu düşer bu kalır, şundan umudu kestik falan diyecek bir durumumuz yok. Ligin bitimine 15 maç var. Daha çok var ve puanlar çok çok yakın. 14-16 arasında. Yani 16 puan şeyin Keçiören 16, Çubuk 15, Haymana 14 yani bu sıralama. Çubuk'ta bir yanlışlık var. 18 puan Çubuk. Ha özür dilerim. Bir maçı eksik. Son maçı dün olduğu tabii, için eklenmemiş. TFF'nin resmi sitesinin verisi bu. Yani şimdi TFF eklemediyse bizim yapacak bir şeyimiz yok. Aynen. Çubuk 18 oldu. İyi gidiyorlar. Zaten Çubuk'a yakışır. Pazartesi oynandı sanırım maç. Çubuğa yakışır. Yani ilçe şeyi Keçiören iyi gidiyor. Yani bizim buradaki şimdi her halükarda bir tane Ankara takımının düşeceğini biliyor olmamızdan kaynaklanan bir sıkıntı var. Hangi kim düşecek? Yani biri kesin düşecek. Kim düşecek? Geçen sene çıkan Haymana Belediyespor var. Yani şu devre arasını bir görelim. Belki Ocak ayında şey olur. Takviyelerle orada da bir ara transfer dönemi olacak. Oradaki takviyelerle daha buradaki tabloda değişebilir diye düşünüyorum. Yani TK'yı zaten eleme potasında göremeyeceğiz gibi yani. Playoff'ta nasıl peki şansı TK'nin? Şu şeyde playoff yok. İkinci sıradaki. Sadece birinci takımlar çıkar burada. Birinci takımlar çıkar ve şey yaparlar. Çok adaletsiz bir sistem. Yani bu statünün bir an önce değişmesi şimdi lazım. Şöyle söyleyeyim. 11 grup var bölgesel amatör ligde. Bunlardan 9 tanesi 3. lige çıkacak. 2 tanesi çıkamayacak. Bizim takımlarımız da 6. grupta mücadele ediyor. 11 grubun birincisi 11 tane takım bir araya gelecekler. Bunlar kendi aralarında eleme oynayarak yani ikinci olması TK'nin lig atlaması için yeterli değil.
Bunu ifade edelim. Bölgesel amatörde öyle bir handikap var. Evet, öyle bir sorunumuz var. Şimdi Bayram Akyer süper amatörlükleri de devam ediyor. Onda da 10 maç oynandı totalde. Onun da bir puan listesini verirsek, onun hakkında da bir değerlendirme yapalım. Sincan Belediyespor galibiyeti sürdürüyor. Onunla da röportaj yapmıştık daha evet, önce seninle gidip. Eşref'le golcüleriyle. O da çok formda bir sezon yaşıyor. Sincan Belediyespor artık bu ligin... yani ben ligin en iyi takımıyım, en iyi top oynayan takımıyım ve şampiyonluk hedefliyorum artık dedi. Çünkü 10 maçta 10 galibiyet aldı. 30 puanda gidiyorlar. Sincan Belediyespor için her şey rayında. Sadece bu hafta önemli bir DSİ maçına çıkacaklar ki DSİ de şampiyonluk adaylarından bir tanesi, ikinci sırada bulunuyor. Gölbaşı Belediyespor da maçını kazandı. DSİ de maçını kazandı. Aslında bu hafta herkes, üst sıralardaki takımlar maçını kazandı. Sincan Belediyespor'un Yurtkur'u mağlup etmesi 4-0 gibi bir sonuçta çok önemliydi. Yurtkur'un moral ve motivasyonunu düşürdü. Onlar da ligde 4. sırada bulunuyorlar. Yurtkur biraz devreden çıktı. Şimdi DSİ'yi de devreden çıkarma maçına çıkacak Sincan Belediyespor. Pursaklar'ın hala puanı yok. Devlet Tiyatroları 9 puanda. Evet. Güzel bir lig. Birkaç haftadır ben de aksattım, gidemedim. Başka maçlara gittiğimizden dolayı. Yoğunluk olduğu için biraz ilgilenemedik ama onu telafi edeceğiz. Ama kendi içinde gerçekten çok keyifli bir lig. Yani beraber de çok gittik maça Merve. Evet. Yani tribünlerin dolu olduğu keyifli bir atmosfer. Özledik. Tekrardan gideceğiz inşallah. Evet, ilgi de oluyor aslında. Yani insanlardan ilgi de görüyoruz orada. Evet. Güzel oluyor. Güzel, keyifli maçlar geçiyor. Sen ne diyorsun? Şimdi Sincan Belediyespor gerçekten bu hafta 10'da 10. DSİ'yi de yenerse, yani ikinci sıradaki DSİ'yi de yenerse artık hani bağımsızlığını ilan etmeye doğru hızla ilerliyor diyeceğiz. Çünkü kredisi çok rahatlayacak. 7 puan farkı açılacak. Yani onun, Sincan Belediye'nin finali bu haftaki DSİ maçı. Tabii DSİ için de Sincan Belediye maçı, DSİ yenerse puan farkı 1'e düşecek. Gölbaşı Belediye 3, Yurtkur 4. sırada ayrı puanla. Bunların ikiye girebilmek için bu haftaki özleri Sincan Belediyespor'un DSİ'yi yenmesinde olacaktır. Mecburen hani onlar buradaki statüde de birinci takım direkt bölgesel amatör lige çıkar. İkinci olan takım da bölgesel amatör ligdeki takımla play-out oynar. Dolayısıyla Yurtkur ve Gölbaşı Belediye hani birincilik olmasa da ikinciliği zorlamak için elinden geleni yapacaktır. Burada Beytepe Metespor benim özel ilgi alanımda. Metin Karagöz Hoca, geçen sene Haymana Spor'u bölgesel amatör lige çıkartan Metin Karagöz Hoca, 2 hafta önce Beytepe Metespor'un sportif direktörlüğüne getirildi. Geçen hafta maçı kaybetmişti. Bu hafta Demirlibahçe'yi 5-2 gibi çok ciddi bir skorla yenmişler. Devlet Tiyatroları Polatlı maçı 4-2 yazmışlar, puanları vermişler ama maç 90. dakikada yarıda kaldı aslında. Hı hı. 19 Mayıs sahasında dışarıdan bir yardımcı hakeme gelen bir yabancı madde vesaire tescil edilmiş de olabilir. Yani bittiğinde de Devlet Tiyatroları öndeydi zaten 4-2. O da kazandı. Beytepe Metespor da kazandı. Beypazarı Belediye de kendi evinde Ankara DSİ'ye kaybetti. Burada düşme potası şey kadar, şampiyonluk kadar, hatta ondan çok daha fazla değerli. Onu ifade edeyim. Beytepe sonuncu sırada Pursaklar'ın 0 puanı var. Puan alamadı henüz ama Beytepe Metespor 6. sırada. Üstündeki Devlet Tiyatroları 9. sırada. Beypazarı 10, Nallıhan 10, Demirlibahçe 11, Yeni Mahalle Belediyesi 11, Kavaklıdere 13. Yani 7. sırayla Beytepe Metespor arasında 9 puan fark var. Özür dilerim, 7 puan fark var. Kapanılmayacak bir fark değil. Yani bu hani 2 yani hafta üst üste galibiyet aldığınızda bunun altı komple değişebilir. Bu hafta özel bir ilgi göstermek lazım aslında. Bir de şey, bizim ikinci ve üçüncülükler devre arasına girdiğinde şey devam edecek diye düşünüyorum. Evet, bir hafta bir oynama oluyor aralarında. En az bir hafta şey yaparız, yani bir daha yakın takipte bulunuruz. Gerekirse antrenmanları falan antrenmanları, da antrenmanları, kampları. Bir şekilde değerlendirelim çünkü şimdi, geçen senenin dışında bir durum. Geçen sene Haymana Belediyespor
çok mücadeleyle şampiyon oldu, kazandı. Bu sene Sincan Sincan Belediyespor hani 10'da 10 gidiyor. Yakın takip etmek lazım aslında. Hı hı. Yani ben herkese şimdiye kadar bütün alt ligler maçlarını da önerdim. Şimdi de öneriyorum. 19 Mayıs her zaman keyifli yerdir. Evet, güzel oluyor. Yeni Mahalle Hasan Doğan Stadı'nı... Seni de hep orada görüyoruz Gökalp abi. Yeni Mahalle Hasan Doğan Stadı'nın da bayağı çimleri falan serilmiş, kaleleri falan şey yapılacak. O stat bakıma alınmıştı. Hı hı. Orada da ligin ikinci yarısında en azından Yeni Mahalle Belediye ve kendi sahasında oynar maçlarını. Gökalp abinin özel yeri var biliyorsun. Evet, yukarıda değil mi? VIP'de özel. Aynen. Onun sayesinde... Oradan bakış açısı da güzel oluyor yani açıkçası. Bütün böyle stada. Nerede ne ünlü öğrendik. Evet. Şimdi futbol izlemenin keyfi kendine göre başkadır. Ben onu hep söylerim. Toparladık diye rahat artık bir iki dakika almış olayım. Her stadın kendine göre, her sahanın kendine göre bir özelliği vardır. Evet. Yani defalarca gittiğim için ben özellikle alt liglerden başlayarak her sahanın kendine göre keyfi vardır. Kiminin çayı, kiminin tostu, kiminin çorbası, kiminin yemeği, kiminin... Örnek stadında işte Çamaltı vardır, Çınaraltı vardır, Çamaltı değil. Çınaraltı'nda çorba içilir, efendim orada kahve vardır, çay içilir, öbür tarafta tost yenir, öbür tarafta bilmem ne yenir falan. Çünkü biz çocuklarımızı maça götürerek başladık bu işe. Maçtan işte bir saat önce, 45 dakika önce oraya gidiyorsunuz, maçı bekliyorsunuz, maç oynanıyor vesaire. Bu süre içerisinde hani bir şey içelim, bir şey yiyelim şeyi hep vardır veli grubunda. Ben de o ekolden geldiğim için... hani maç var, nerede var, şurada var. Ha, işte onun çayı iyidir, onun şey evet, keki oluyor, güzeldir falan. Keçiören'de de keşfettik. Onu da keşfettik. Keçiören'de neydi? Daha doğrusu sen biliyordun, ben yeni keşfettim. Keçiören Aktepe'de saha içerisinde hiç su yok, su. Su yok gerçekten. Ya basın tribününde. Su alım, ilk senle gitmiştik Keçiören maçına. Bayağı bir Aktepe'de. Su vardı, aynen. Bu hafta hiç yoktu. Ama tabii eskiden ben Osman Spor altyapı maçlarını orada oynadığı zamanlar Aktepe'yi bildiğim için hangi bakkalda çay satılıyor iyi bilirim orada. Dolayısıyla biz gene çayımızı içtik. İçtik. Her türlü güzel. Yolumuzu buluyoruz. Evet. Harika. Zaten Ulus'taki atmosfer de farklı. Orada da bir mücadele ruhu var, bir tarih var aslında. Kesinlikle. Şimdi söylemek istedikleriniz var mı başka? Alt Ligler programı günü değişmedi. Her salı günü yine 15'te bu heyecanı yaşıyoruz her hafta. Class Sport TV olarak pazar günü çok önemli bir turnuva. Turnuvaya daha doğrusu organizasyonluk yapıyoruz, ev sahipliği yapıyoruz demek gerekir. Canlı yayınlıyoruz. Artık o bizim turnuvamız gibi oldu. CBL Ankara 5. sezon Class Sport TV ekranlarında pazar günü tüm kurumlar arası basketbol ligi maçlarını canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Programlarımızı izlemeyi, abone olmayı unutmayın diyelim. Abi? Maçlarda beni görür izleyicilerimiz. Ben daha çok maç tarafındayım, tribün tarafındayım. Kapalı alanlar beni çok mutlu etmiyor. Ben açık havada, temiz havada, soğukta maç seyretmeyi tercih ederim. Herkesi de yanıma beklerim mümkün oldukça. Fikirleri, görüşleri varsa da gerek yorumlarla, gerek maçlarda yan yana, karşı karşıya sohbet etmeyi her zaman isterim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kapatmadan önce Selin Kanat da iyi yayınlar dilemiş. Ona da teşekkür ediyoruz, öpüyoruz evet, buradan. Olsun, selamlarımızı iletiyoruz. Tüm yorumları okuduk, onu da okumuş olalım. Bu akşam da C Blok olacak. Gençler Birliği'nin konuşulduğu tek program. Yarın da güçlü yorumla burada olacağız. Saat 8'de Meriç Enercan, Bülent Atlas sunumuyla gerçekleşecek. Takipte kalın, sporla kalın, hoşça kalın.